İyi akşamlar efendim. Beşinci güne hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam sizler için dop dolu bir program hazırladık. İçeriğimizde bu akşam ilginç bir konu var. Ve o konuyu konuşacağız stüdyodaki değerli konuğumuzla birlikte. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Ramazan Kurtoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sağ olunuz, iyi akşamlar. Sağ olun. Hocam şuradan başlayacağım. Birkaç gündür program nedeniyle bazı okumalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu akşam evangelizm ve dünyayı kıyamete zorlamak ifadesini konuşacağız. Evet. Ama bu konuyu konuşurken şöyle bu akşam tabii Ramazan Kurtoğlu'nun da iki kitabını sizlere gösterelim. Evangelizm Tanrı'yı kıyamete zorlamak kitabını şöyle göstereyim. Bir de şöyle hemen yanında yine Ramazan Kurtoğlu'nun Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye kitabını. Bu akşam bunlara da çünkü ben vurgu yapacağım. Notlarımı aldım. Şöyle bir durum var. Oradan başlayacağım. Bir kıyamet isteği var. Şimdi evangelizmi anlatacağız tabii ki, evet. Gireceğiz ama o kıyamet isteği neden ve o kıyamet isteği neden sürekli Türkiye'nin etrafında dönüp dolaşıyor? Şimdi bir kere 2007 yılında The Economist dergisi, yani Rothschild ailesinin finanse ettiği The Economist dergisinde içinde bulunduğumuz dönemde bir din savaşları çıkacağını ve bu din savaşlarının yönünü Türkiye'nin belirleyeceğini manşet yaptı. Ve yanılmıyorsam bir 14 sayfa mıydı yoksa 20 sayfa mıydı? 20 sayfa zannediyorum bu konuyu işledi. Hı hı. Peki neden bu hadise Türkiye'nin, aziz vatanımızın etrafında dönüp dolaşıyor? Bir kere Anadolu ve Hinterland'ı, Kanada ve Amerika'da benim yaklaşık 16-17 yıl kaldığımda gördüğüm binlerce makale ve yüzlerce kitapta Mustafa Bey kardeşim, hı hı. Anadolu ve Hinterland'ı where God has worked, Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Neden Anadolu çok önemlidir? Anadolu üç sebepten önemlidir. Bir, tarihi ve siyasi sebepten. Çünkü Anadolu ve Hinterland'ı geçmişte Hristiyan toprakları olan, pagan toprakları olan, Helen toprakları olan, ki aynı kapıya, hı hı, çıkıyor, Müslüman Türklerin elinde onlara göre bin yıldır inim inim inleyen bir coğrafya. Hı hı. Bu anlamda Vatikan'ın bir temel düsturu vardır, politikası vardır. Reconquista politikası. Nedir o? Reconquista politikası, daha önce Hristiyan toprağı veya Yahudi toprağı olarak, ama ağırlıkla Hristiyan toprağı olarak kabul edilen, ki pagan toprakları da onlar kendi hakları olarak görüyorlar. Bu topraklar Türklerin veya Müslümanların eline geçmiş ise, bu toprakların yeniden ele geçirilme politikasına, yani Hristiyanlar tarafından yeniden fethedilme politikasına Reconquista denir. Şimdi o geçen hafta National Geographic'te iki farklı belgeselde, birisi Troya üzerindendi, yani bizim, evet, Truva, diğeri de yine Anadolu'da başka bir toprak üzerindendi. Hep şu vurgulandı hocam, yani bu herhalde benzer bir şey olduğu için ben de öyle bir çağrışım yaptı. Bu topraklar, sözüm ona, bizimdi. İşte Türkler ve, evet, Müslümanlar bunu bizden aldı vurgusu yapılıyordu. Aynen öyle, aynen öyle. Şunu ifade edelim. Reconquista'nın çok acı sonuçlarını söyleyeyim. 711'de Tarık bin Ziyad'ın komutasındaki Endülüs İslam ordusunun, yani Arap Müslümanların bugünkü İber Yarımadası'na, Portekiz, İspanya topraklarına, ki biliyorsunuz Tarık bin Ziyad gemiler yakmıştır. Evet. Niye? Bakıyor ki askerler üzerinde çok ciddi bir tereddüt var. Yani, hı hı, gemiler orada duruyor ise
savaşmayacak. Çünkü karşıdaki Hristiyan ordusu çok güçlü ve kalabalık görünüyor. Bunun üzerine de yakın gemileri diyor. Gemileri yakmak tabiri oradan gelir. Ve gemileri yaktırınca bir tek yol kalıyor. Savaşmak ve savaşı kazanmak kalıyor. Bunun üzerine Endülüs'te tarihin kaydettiği 781 yıl süren, 1492'ye kadar süren bir Endülüs İslam Devleti kuruldu. Gerçekten de İslam dünyasının yüz akı devletlerden biridir. Ama orası da maalesef 1492'de Granada Badol Tepesi'nde, düşünün ki bizim şimdiki efendim Çamlıca'da televizyon kulesinin, camimizin olduğu, Çamlıca camisinin olduğu yerde Emir Abdullah Granada veya Granada emiri çıkıyor aşağıya doğru, boğaza doğru. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor, nida getiriyor ve ağlamaya başlıyor. Arkasından annesi gelmiş, ağla ağla, aynen bunu ben sevgili seyircilerimizden özür dileyerek anlatacağım. Ağla köpoğlu köpek, yiğitler gibi vuruşamadın, şimdi kadınlar gibi ağlıyorsun diyor. Kadınlarımızdan da özür dilerim elbette. Çok yiğit Müslüman Türk kadını var. Ama tarihi anekdot bu. Bunu Ziya Paşa'nın Endülüs tarihinde detaylı olarak görmek mümkündür. Evet. Ayrıca yine tabii batıda da namuslu insanlar var. Ben Amerika'da politik ekonomi konusunda doktora çalışmamda çalışma yaparken orada beni şok eden, kendi tarihimizle ilgili, bir Türk tarihiyle ilgili, bir de İslam tarihiyle ilgili, Türk tarihiyle ilgili olan Mohaç Meydan Muharebesi ve sonrasıdır. Bir de Endülüs'te bu Emir Abdullah'ın kraliçeye o Allahu Ekber nidalarından sonra ertesi gün şehrin anahtarını Yahudilerin korkunç Isabella dediği Yahudi, işte Portekiz İspanya kraliçesine takdim ediyor. Himmet ya kraliçem diyor. Müslümanlar sizin iyi kullarınız olacak diyor. Amerikalı tarihçilerin oradan aktarıyor. Dediğim gibi orada da namuslu insanlar var. Evet. 400 bin Müslüman pırasa gibi doğranıyor. Maalesef. Bunun içinde 9 yaşındaki Müslüman kız çocuklarına tecavüz var. Efendim katliam var. Tabii bize dönüp bu katliamları yapanlar Ermenileri siz kestiniz diyor. İşte buna da Orhan Pamuk bile hızını alamadı. Öyle diyor. Tabii bizim dedemiz kesmedi ama Orhan Pamuk'un dedesi kestiyse bilemiyorum. Ondan sonra bu yapı içinde Anadolu, bir başka politikanın temel unsurunu söyleyeyim. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırılmıştır. İkinci bin yılda Amerika kıtası Hristiyanlaştırılmıştır. Vatikan'ın temel Reconquista politikalarından en güçlüsü, en bugün can alıcı olan ve Türkiye'nin ana hedef olmasındaki unsurlardan biri, biraz önce dedim ya, tarihi ve siyasi sebepten 3. bin yılda ise, milanyum dedikleri bu bin yılda ise Anadolu ve Asya'nın Hristiyanlaştırılması. Nitekim ismini vermeyeyim, arkadaşım zarar görmesin, çok sevdiğim değerli bir Ermeni asıllı Türk vatandaşı var. Bu Vatikan'da 4 yıl arkeoloji ve Bizans tarihi üzerine çalışmalar yapar ama bu topraklara gönülden bağlı, vatansever bir kardeşimiz. Evet. Aynen şunu söylüyor. Hocam sen Türksün, ben de Ermeni Türk'üm ama bu vatan sizin kadar benim de. Eyvallah dedim. Elbette hiçbir itirazım yok. Bu vatan bizim kadar sizin de vatanınız. İşte o diyor ki aynen. Hocam diyor, siz, elbette sizin şahsınızı kastetmiyorum ama Türk kardeşlerim bu vatandan, Vatikan'ın hevesinin veya hedeflerinin dışına çıktığını falan düşünüyorsanız aldanıyorsunuz diyor. Biz bir konuşmayı yakınlarda yaptık. Son bir ay içinde yaptım bu konuşmayı. Yani Vatikan hala evet, gözünü buraya çevirmiş durumda. Tarihi sebeplerden. Bir, bu. İki, tarihi ve siyasi sebeplerden. Çünkü tarihe dönüp baktığımızda Hristiyan gücünün diz çöktüremediği yegane millettir Türk milleti. Evet. İki, Anadolu ve Hinterland'ı ikinci sebepten dolayı, biraz önce söyledim, Vergetezvök, Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Hı hı. Ve bu topraklar paganizmin, Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve
şerefimiz, haysiyetimiz İslam'ın doğduğu topraklardır. Şimdi Suudi Arabistan, Kudüs falan çok uzak falan zannediliyor ki Türkiye'de de genel geçer bir yaklaşım var. Ben onun tersini söyleyeceğim. Efendim, Kudüs düşerse İstanbul düşer diye bir ara hani Kudüs'te İsrail. Evet. Hayır. İstanbul düşerse Kudüs düşer. Bakın bir şey söylüyorum. İstanbul düşerse Kudüs düşer. Niye öyle diyorsunuz? Çünkü bin yıldır Türkler İslam'ın kalemi ve kılıcıdır. Ve İstanbul ve Ankara bunun belirleyici noktasıdır. Kudüs'ü korumak için İstanbul'un ayakta kalması lazım. Ankara'nın ayakta kalması lazım. Bunu koruyamadığımızdan orası zaten gider. Peki. Şimdi hocam burada yine işin başında bir açıklama yapmam lazım. Bizler özellikle Anadolu Müslümanları ya da işte Türkiye Müslümanları diyeceğim bizler biraz İslam'ı, tarihi, Türklüğü, devleti kendi normlarımıza göre değerlendiriyoruz. Kısaca hemen bu açıklamayı yapayım. Ben İslam dinini ne kadar az bildiğimi Kudüs'e gidince öğrendim. Evet. Çünkü ortalama bir Müslüman, Allahu Ekber diyen bir Müslüman, kelime-i şehadet getiren bir Müslüman, Hazreti İsa'nın hayatını bilmek zorunda. Evet. Hazreti Meryem'in kim olduğunu, Hazreti Zekeriya'nın kim olduğunu, İmran'ın kim olduğunu... Hatta Meryem'in suresi... iki tane olduğunu, biri Magdalena Meryem, biri Hazreti Meryem. İşte o bile karıştırılıyor ya, neyse. İmran, Ali İmran suresi vardır. Adını biliriz, İmran'ın kim olduğunu bilmeyiz gibi. 19. ayet, Allah neler, indinde yeganeden İslam'dır. Neler neler neler. Şimdi burada bir, yani bu tanımı yapmam gerekiyordu çünkü. İki, şimdi biz bu akşam bir işte evangelizm ve bunların neler çevirdiğini konuşurken... haliyle zaman zaman Hristiyanlığa atıfta bulunacağız. Tabii biz kimsenin dinini yermiyoruz. Biz tespit. Aynen öyle. Öyle. Biz aynen bir, öyle. Şu burada bugün Türkiye'de Allah'a çok şükür bir akademisyenin tadabileceği en büyük zevkleri bugün 100.000'den fazla satmış bir kitap bu. Evet. Elinizdeki kitap. Şimdi hocam ben bu evangelizm kitabınızın 109. sayfasını açıyorum ve size şunu soracağım. Diyorsunuz ki 109. sayfanın ilk paragrafında. Hristiyan amentüsünden birisi de kıyamet gününe inanmaktır. Evet. Bizdeki gibi. İncil'de çok sık kıyametten bahsedilir. İncil'de bahsedilen kıyamet kavramı ve sur üflemesi ile ilgili bilgiler Kur'an-ı Kerim'le benzerlikler göstermektedir. Fakat kıyamet alametleri hususunda farklılıklar vardır. Hızlıca okuyacağım bu farklılıkları. Kıyamet alametlerini şu şekilde özetlemişsiniz. Büyük bir insan soykırımının olması. Yedi mührün sırlarının tek tek ifşa edilmesi. Dört canlı bir varlığın ortaya çıkması, demir çağının yaklaşması, evet, ruhi hastalıkların artması, özürlü doğumların ve düşüklerin çokça meydana gelmesi ve olağan sayılması diyorsunuz. Evet. Şimdi tabii burada daha önce biz o işte Hristiyanların Batı dünyasının aydınlanma çağı dediği dönemlerde sürekli bir kıyamet senaryosu peşinde koştuklarını da gördük. Çok detayına girmeyeceğim. Siz anlatırsınız. Galile'nin ne dediğini, ya, Kopernik'in ne dediğini, hatta Da Vinci'nin ne dediğini az çok işte romanlardan falan insanlar da biliyor. Şimdi hocam buraya baktığımız zaman bir kıyamet senaryosu var. Bir kıyamet düşüncesi var. Ha, bizdekinden biraz farklı. Ancak burada bir sıkıntı da var. Sıkıntı da şu. Bu kıyametin gerçekleşmesine insanoğlunun ne kadar etki edebileceği meselesi. Evet. Şimdi bu önce bunu bir açarsanız bu tabii. Kıyametin alametleri şimdi, konusunu bir açarsanız sevinirim. İslam ve Hristiyanlıkta bir kıyamet inancı vardır. Mesela Yahudi inancında bir öbür dünya inancı yoktur. Evangelistler şöyle derler. Tanrı'nın iki tasarımı vardır diyor evangelistler. Bir dünyevi tasarımı, bu tasarımı için Yahudiler seçilmiş ırktır, seçilmiş kullardır. Tanrı'nın bir de öbür dünya tasarımı vardır. Öbür dünya içinde reborn dedikleri, yeniden doğmuş olan, ruhsal olarak doğmuş olan, ki reborn aynı zamanda yeniden doğmuş olmak mitosu hem Mason inancına, yani ezoterik, batını
efendim okült inançların da temelidir bu zaten. Hı. Yeniden doğmak, reborn. Efendim evangelistler de yeniden doğmak. Ve bu doğduktan sonra semaya, rapture, yükselmek ki bizim Türkiye'de bilinenin dışında Hazreti İsa ikinci değil, üç kez gelecek dünyaya. Hı hı. Hristiyan evangelist inancına göre. Bunun ikinci geldiğinde bulutların üzerine kadar inecek. Orada kuzunun bayramı. Evangelistler, Hristiyanlar Hazreti İsa'ya kuzu derler. Hı. Ayrıca onlara göre Tanrı ve oğlu İsa Mesih'in sadece onların bildiği dünyadaki kilise sayısı belli bir sayıya ulaşınca bir kıyamet savaşı kopacak. Bir Armagedon savaşı kopacak. İşte bu Tanrı ve oğlu Hazreti İsa'nın. Tabii bu Kur'an'ı değil. Ben onların kaynaklarından aktarıyorum. Evet. Biz Kur'an'ı değil bunlar. Evet. Tanrı ve oğlu Hazreti İsa'nın sayısını bildiği bir dünyevi kilise. Şimdi bizim insanımız kilise değinince taş yapılar, efendim kargas yapılar, binalar arıyor. Hayır, Hristiyan inancında her insan bir kilisedir. Hmm. Evet. Hocam peki bu mesela Hatay'da, Urfa'da, Gaziantep'te, buralarda birçok mağara kiliseye gittik. Tabii, Ürgüp Göreme. Ürgüp Göreme'de keza. Ürgüp'tekine geçen gitme fırsatım olmadı da. Şimdi özellikle Hatay'dakilerde işte küçücük bir mağarayı bile hemen kiliseye çevirme durumu var. Acaba bu bununla bir alakası olabilir mi? Yani tabii orada o zaman Hristiyanla inananlar Roma zulmü altında kaldı. Hı hı. Roma nasıl Hristiyan oldu? Roma iktisadi bir çöküş içindeyken Hazreti İsa'nın havarileri ve onların önderliğindeki Hristiyan önderler Roma'nın içinde bulunduğu iktisadi sıkıntıları öyle bir kullandılar ki halkta, Roma halkı adeta Hristiyanlığa akmaya başladı. Bunu gören Roma İmparatorluğu baktı ki devletin tebaası hızla Hristiyanlaşıyor. O zaman Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getirdi. Roma paganizmi ve sembolizmasını Hristiyanlığın içine yerleştirdiler. Yani böyle değişik bir Hristiyanlık. Tabii tabii. Yani Gnostik dediğimiz bir yeni Hristiyanlık. Hı. Yani ortada Hazreti İsa'nın Hristiyanlığı değil. Tarsuslu Yahudi Pavlus'un organize ettiği bir Hristiyanlık var. Hı hı. Bu şeyde de Hristiyanlığın özellikle evangelist kolunun başını çektiği ki bugün Amerika Birleşik Devletleri 335 milyon nüfusu vardır. Hı. 110 milyonu evangelisttir. Hocam nereden çıkmış bu evangelistler? Durup dururken birisi hadi evangelist olalım demiş. Tabii şeyden Yuhanna bugün Efes'imizde, Selçuk Efes'te, hı hı, bazilikası mezarı olan ve 4 İncil'den birinin yazarı olduğu söylenen Yuhanna vardır. Bazı kaynaklara göre Yuhanna aynı zamanda İsa'nın karısı olan Magdaleli Meryem'in de kardeşidir. Hı hı. Yani iddialar böyle. Hı hı. Zaten iki mezhebi, yani Katolik Hristiyanlığı ile Protestan Hristiyanlığı ayıran Dread the Thin Line dediğimiz İngilizce tabiriyle, hı, ince kırmızı bir çizgidir. Katoliklere göre tapınakta çünkü zaten bütün bunları anlayabilmek için de Essenilere gitmek lazım. Milattan önce 2. yüzyıldan, hı hı, milattan sonra 2. yüzyıla kadar gittiğimizde o 400 yıllık dönemde bir Mısır okültizminden, hı, ezoterizminden, efendim hermetizminden artı Yunan paganizminden etkilenmiş olan bir inanç var. Şimdi bunları dikkate aldığımızda bu Essenler ezoterik, batını okült bir inanca sahipler. Hı. Mesela iddialara göre
Hazreti Meryem de bu Essenilerden. İşte orada ileriki dakikalarda gireriz. Bünyamin kolu var vesaire vesaire. Evet. İşte bu yapı içinde baktığımızda özellikle kıyamet inancı Yuhanna'nın İncil'inin vahiy bölümünden kaynaklanıyor. Vahiy diye bir kitabı var. Hı hı. O vahiy kitabı ağırlıkla apokaliptik dediğimiz kıyametçi bir anlayışla ki hı hı. bugün bunu evangelistler doğrudan doğru doğru olarak kullanıyor. Diyorlar ki hı hı. tartışmasız bu böyledir kardeşim diyorlar. Evet. Bu anlamda da ünlü İtalyan düşünür toprağı bol olsun tabii Erp söylüyorum ortada namuslu insanlar var. Umberto Eco'nun çok güzel bir sözü vardır. Umberto Eco der ki bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın. Onların neyi ne kadar göz aldığına bakın. İşte bugün geldiğimizde milattan önce 586'da Babil kralı Nabukadnezar Kudüs'ü yerle bir etti. Ve oradan o tarihten sonra Yüce Kur'an'da da geçen ait sandığı meselesi vardır. Hı hı. Ait sandığı Yahudi gücünün manevi bir sembolüdür. Hı hı. Yahudiler dünyevi dualarının kabul edilmesi için temel şeyleri vardır, beklentileri vardır. Bunun birisi Kral Davut soyundan bir Mesih'in gelmesidir. Bunun birisi 3. Süleyman Tapınağı'nın yapılmasıdır. Bunun birisi ait sandığının bulunmasıdır. Bunun birisi ise 3. Süleyman Tapınağı'nın sunağında çiftleşmemiş genetik bilimiyle de oynanarak kızıl renkli düvelerin kurban edilmesidir ki bu konuyu ünlü Amerikalı teolog Gras Helsel çok güzel anlatır. Yani bu konuda ben ilk yazanlardan biriyim 12-13 sene ama hı hı. bu iş Amerika'da çok ciddi şekilde incelenen ve Texas Üniversitesi'nde ve diğer Amerika'daki ilahiyat fakültelerinde incelenen bir konu. İşte bu yapı içinde Nabukadnezar milattan önce 586'da Kudüs'ü yerle bir ediyor. 30 bin civarında olduğu söylenen Yahudileri sürgün ediyorlar Babil'e. Bugünkü Bağdat'a 70 kilometre mesafedeki Babil asma bahçeleri. Hı hı. Orada yapılan çalışmalarda yeni bir Tevrat çıkıyor ortaya. Bu Tevrat adeta Mesih'i kutsayan bir Tevrat. Talmud. O daha önce gizli yani daha önce bulunamayan bir Tevrat değil. Mı? Eski bir Tevrat. Yeni bir Nabukadnezar döneminde o şey gibi mi yani bizim Barnabas İncil'i diye bildiğimiz yani, İncil gibi mi? Bu döneminde Nabukadnezar döneminde hı hı. yaşamış bir Ezra adlı onlara göre hı hı. Bir kahinin yeniden kalem aldığı bir mesihçi anlayış. Evet. Çünkü Yahudi tarihinde bir travma var. Hı. Bir Mısır sürgünü var. Şimdi yeniden bir sürgünle karşılaşıyorlar. Bunun üzerine milattan önce 515'te Babil Krallığı'nı İranlı komutan Kiros, Pers kralı. Kiros tarihten siliyor. Kiros 2. Süleyman Tapınağı'nın yapılmasını izin veriyor. Bundan dolayı Türkiye'de mesela gelir geçer bilgi vardır. İran'la İsrail'in dövüşeceğini, kavga edeceğini. Yahudiler Persleri çok sever. Acemleri çok sever. Farisiler çok sever. Hmm. Çünkü yıkılan 1. Süleyman Tapınağı'nın yerine 2. Süleyman Tapınağı'nı yapılmasına milattan önce 515'te Pers kralı izin vermiştir. Sonra bu 2. Süleyman Tapınağı'nı da mesela bundan dolayı da Yahudiler Yunanlılardan pek haz etmezler. Niye? Yunanlılar işte kendilerini Roma'nın devamı falan gibi böyle bir karışık bir algı vardır. Romalı Titus milattan sonra 138'de 2. Süleyman Tapınağı'nı da yerle bir etti. Bugünkü ağlama duvarı 2. Süleyman Tapınağı'ndan kaldığı iddia edilen bir kalıntıdır. İşte orada daha sonra tapınak şövalyelerinin etkili olduğu bir yapı ortaya çıkıyor. Oraya döneceğiz ama
Şimdi orada bir sorun var hocam. Şu kısmı bitirmeden sormam lazım onu. Siz Babil dediniz. Babil, evet, sizin ifadenizle yine Bağdat'ın, evet, yakınları diyelim. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali, ki kitapta da bir miktar değiniyorsunuz. Evet. Bununla mı alakalı? Yani kesinlikle. Irak'ın işgali aslında Saddam'ı devirmek amacıyla değil de başka bir amaçla mı? Kesinlikle. Ne o amaç peki? Ezra'nın, kahinin yazmış olduğu, yani orada bir gün Nabukadnezar bir rüya görür. Rüyayı kahinlerine yorumlatır. Ve hiçbir kahinin yorumunu beğenmez. Ama Ezra'nın yorumunu beğenir. Ona göre öyle bir devir gelecek ki, işte bir Nabukadnezar bir heykel görür. İşte başı altından, efendim, gövdesi gümüşten, sonra elleri ayakları kilden olan, bunu nitelerler. İşte çok dilli, çok kültürlü, çok milletli bir ülke olarak New York'u kastederler. Yani çöküşün Amerika'dan başlayacağını iddia eder evangelistler. Ve de yani önce Amerika çökecek, ondan sonra mı bu Armageddon başlayacak? Bu çöküşe giden yolda Armageddon'un bir büyük, yani Amerika'nın büyük bir şeyi var. Buna siyasi ve kültürel fahişelik diyorlar. Yani burada patlayacak, yayılacak dünyaya, bu tetikleyecek zaten. Ama orada şimdi bir dakika hocam. O zaman biraz kafam karıştı burada. Şimdi diyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri sadece Irak'ı Saddam'ı devirmek, aradıklarını söyleyeyim. Bir, için Nabukadnezar'ın altın başlı heykelini işgal etmedi, pardon. Altın başlı heykelini. İki, şeyini, ait sandığını temel olarak bunlar Irak'ta arıyor. Arıyorlar. Tabii bunu arıyorlar. Arıyorlar. Artı bir başka aradıkları şey, basit madenleri altına çevirdiği iddia edilen Ağrı Dağı'nda da onu ararlar. Ona felsefe geçeceğim. Taşı, daha gelmedim Ağrı Dağı'na, geleceğim. Nuh'un gemisinde bir felsefe taşı, filozof taşı. Geleceğim. Oraya gelmeyeyim. Bir dakika. Merak unsuru olsun hocam. Şimdi burada daha Irak'tayız. Şimdi Irak kısmında şöyle ilginç bir şey var. Onu okuyayım. Öyle devam edelim. 346. sayfada son şeyden, paragraftan devam edeceğim. Saddam 33 yıllık diktatörlüğünde diyorsunuz. Babil'in 3-4 bin yıllık geleneğinden gelen karşı ihtilal, suikast vartalarını atlatmıştı. Ancak tarikatın metodu hepsinden farklıydı. Kesnizani tarikatı. Kesnizani tarikatından bahsediyorsunuz. Şimdi bu tarikatla ilgili de sadece şunu okuyacağım. Çok ilginç bir şey çünkü. Bizde de hafızalar biraz tazelenirse, evet, yakınlığı var bize de. Tarikatın müritleri Saddam'ın en yakınında olanlardı. Onun her hareketini, her adımını an be an tarikat şeyhinin oğlu Nehru'ya aktarıyorlar. Sonra da bilgiler kuş olup Mossad ve CIA istasyonlarına doğru uçuyordu. Evet. İki tane soru var burada şimdi. Bir, Babil'i fethedecek olan dünya gücü Amerika bunları nasıl bu kadar içine Evangelist sokmuş devletin? Evangelist inancında Babil fahişeliğin merkezidir. Mesela Avrupa Birliği binası vardır ya. Avrupa Birliği binası Kabala'nın hayat ağacı şeklindedir formu, temeli. Artı bir ara Avrupa, şimdi var mı bilmiyorum, Avrupa'da 2 euro para vardı, metal para. Orada bir çıplak kadın figürü vardır paranın üzerinde, atın üzerinde. O da Babil fahişeliğini sembolize eder. Öyle mi? Tabii. Şimdi bu böylesine bir tarikat görünümlü bir teşkilatı nasıl kurmuşlar? İki, bunun tabii bize de çok aslında benzeyen bir tarafı var. Aslında Süleymaniye'de kendi halinde olan bir Kürt asıllı tarikat şeyhi vardır. Ve Saddam Kuveyt'i işgal ettikten sonra tabii işin rengi değişir ki zamanın Bağdat Büyükelçisi ile Saddam görüştüğünde daha sonra belgeler açıklandı. Efendim, Amerikan Büyükelçisi Saddam'a diyor ki bu Kuveyt meseleniz bizi ilgilendirmez, sizin meseleniz diyor. Tabii Saddam da o Orta Doğu mantalitesiyle kedinin fare gibi, farenin kedi gibi ses çıkardığını bilmesi gerekirken bilmiyor ve Bodoslama
Kuveyt'e daldı biliyorsunuz. Bunu bahane eden Amerika ve müttefikleri Irak'ı biliyorsunuz dün ta insanlık tarihinde CNN'den yayınlanan ilk televizyondan yayınlanan savaş. Şu yeşil görüntüler eşliğinde tabii, bombalama görüntüleri tabii, değil mi? Tabii. İşte bu yapı içinde geriye gittiğimizde orada bir yedi mühürden bahsettik. Hı hı. Neden Anadolu önemli? Anadolu'da bakınız Efes, İzmir, Salihli, Akhisar, Bergama, Pamukkale buralarda yedi inayet dönemi kilisesi yedi uyuyan melek olduğuna inanır. Hristiyanlar yani evangelistler. Yani bugün bu bölgelerde yabancılar fing atar zaten. Evet. Mesela onlar yedi uyuyana geliyor da biz 80 milyon da uyuyoruz yani bunları hiç maalesef, bilmiyoruz hocam. Maalesef. Evet. Çünkü şunu bilmemiz gerekiyor Mustafa Bey. Eğer biz yedi inayet dönemi kilisesinin fonksiyonunu anlayamaz isek, biz Meryem Ana evi mitosunu ki onu ifade edeyim Meryem Ana evi bunu anlamadan Batı'nın Türkiye ile ilgili politikalarını anlayamayız. Çünkü Vatikan'ın bir temel düsturu vardır. O da şudur. Yeni fikirleri eski metotlarla uygulayın. Eski metotları yeni fikirlere uygulayın der. Buradan baktığımızda zaten Armageddon, Apokalips, Kıyamet Savaşı'nda 6. melek tasını Fırat'ın sularına dökecektir. Ben o kitapta belgesiyle var. Yanılmıyorsam 4 Temmuz 1994'te olacaktır. Tempo dergisinde işlenmişti. Kurtuluş Kilisesi'nde Vic Weir diye bir Türkiye'de o zaman 20 küsur yıldır yaşayan bir papazın Tempo dergisinde bir mülakatını da kaynak olarak koydum ben oraya. Adam diyor ki Türkiye diyor hiç bilmeden diyor GAP projesiyle diyor evangelizme Megiddo'daki gerçekleşecek Armageddon savaşına diyor hizmet ediyor. Çünkü Megiddo neresi? Megiddo bugün yine Kudüs'ün bir başka tarafında Kudüs'e 70 kilometre mesafede olan ve biz 1915'te İngiliz General Allenby komutasındaki İngiliz birliklerine yenildiğimiz ve 400 küsur yıldır kimsenin burnunu kanatmadan idare ettiğimiz o Orta Doğu'nun kan çanağına döndüğü yerdir orası. Megiddo Vadisi. Megiddo. İngiliz General Allenby'ye Türk ordusu yenildi orada. Bu arada biz şimdi mesela çok algısal olarak farklı algılıyoruz aslında. Biz Kudüs'ü çok uzakta, şimdi siz de dediniz değil. Kudüs'ü çok uzakta, Irak'ı çok uzakta, tabii. Suriye'yi çok uzakta sanıyoruz. Hayır. Aslında yani hepsi işte bir gönül coğrafyası, tabii. Sosyal coğrafya falan diye adlandırmaya çalışıyoruz ya. Aslında bunlar hepsi aynı coğrafya. Bir de ben sizden bir şey dinlerken bir şey dikkatimi çekti hocam. Biz tarih okuması yapsak desek ki X imparatorluğun çevresindeki ülkeler kuşatıldı. Sonra sıra kime gelir? O imparatorluğa gelir. Şimdi Irak işgal edilmiş. Suriye işgal edilmiş. Azerbaycan'a eğer müdahale etmeseydik Azerbaycan'da bambaşka işler olacaktı. Başımıza iş açılacaktı. Şimdi ondan sonra sıra nereye gelecekti? Şimdi bu noktada Türkiye keşke getireydim. İş Bankası basmış. Osmanlı Türk aynen kitabın başlığı şu. İş Bankası'nın. Dujuvara Romanyalı bir Dujuvara'nın kitabı var. Türk İmparatorluğunu parçalamaya yönelik yüz politika diye. İş Bankası kitabı basmış şu anda İş Bankası o kitabı. Eski çok eski bir baskısı vardı onun. Evet. Bu Dujuvara'nın kitabını okuduğumuzda açıkçası 1299'dan bu tarafa Batı'nın yani bizim Anadolu'ya 1071'de gelişimizden itibaren Batı'nın Vatikan merkezli Hristiyan dünyasının Anadolu'dan Türklüğü temizleme atma politikaları var. Yani bunu kafamızı kuma gömer isek
781 yıl sonra Endülüs İslam Devleti Allahu Ekber nidalar arasında güm diye nasıl gittiyse, daha biz İstanbul'da 600 yıl olmadı. Bu işin şakası falan yok. Ve bu adamlar asla bu politikalardan vazgeçmiş falan siz değil. Siz o zaman kabalizmi anlamadan, ezoterizmi anlamadan Batı'nın politikasını çözemez anlamak derken bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Evet, onu anlatmak istiyorum. Bu vurucu bir şey ama yani. Evet. Yani bu burada tabii ki bir önlem alınması lazım da o önlem işte nasıl alınır biraz sonra bakacağız tabii, konuşacağız o meseleyle. Evet. Peki hocam, şimdi burada biz Batı'nın bir savaşı, Batı'nın bir çatışması gibi başlarda algılamıştık evanjelizm meselesini. Evanjelizm deyince de biraz böyle şey oluyor hocam aslında. İtici de geliyor insanlara. Sizin ifadenizle kıyametçilik değil mi? Evet. Doğru, yani doğru ifade tabii kıyametçilik. Doğru. Yani onu yani apokaliptik. Evanjelizm deyince böyle işte biraz böyle sanki şey gibi böyle yani uzak geliyor ama kıyametçilik dediğiniz ama zaman Hristiyan anlaşılır. İnancının temeli kıyametçilik üzerine oturur. Şimdi burada hocam sanki dedim ya kendi aralarındaymış gibi görünüyor ama bir adım geri çekildiğimizde bütün olay Türkiye'de dönüyor. Böyle bir garip bir durum var. Çünkü neden Türkiye'de dönüyor? 1820'de Bort dediğimiz yani bu açıkçası 1820'ye kadar Anadolu'daki ve İslam dünyasındaki misyonerlik faaliyetleri daha çok Cizvitlerin elindeydi. Evet. Ama 1800'lü yıllardan itibaren dünyadaki misyonerlik faaliyetleri Amerika merkezli ve Boston merkezli Board dediğimiz bir kurum var. Yani evangelist, yani protestan. Şöyle söyleyelim. Protestan, Puritan, evangelist. Bunun üçü de yani Puritan ve evangelizm aynıdır. Protestanlıktan çıkmıştır. Protestanlık bunların ana omurgası. Cizvitler peki, neresinde Kur'an hocam? Ben şu aralar biraz takıldım. Hani Martin Luther var ya. Şu cizvitler bu işin neresinde hocam? Bu cizvitler Katoliktir. Onlar daha önce. Daha Osmanlı mülkündeki, İslam dünyasındaki daha önceki misyonerler cizvitlerdi. Ama sonra onlar geri çekildiler. Yani onlar güç kaybetti. Daha sonra bu iş İngilizlerin ve Amerikalıların ama bilahare hasreten de Amerikan merkezli bir dünyada protestanlık yani Britenlik yani evangelistler. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ni kuranlar Puritan inancında olanlardır. Hollanda'dan ve İngiltere'den gelen o Mayıs çiçeği gemileriyle dediğimiz Mayflower gemileriyle Boston yakınlarına çıkan ve o iki gemide gelen o ailelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkan sadece başkan, 14 başkan çıktı o ailelerden. Sadece onlardan. Evet. İşte burada adamlar metodolojiyi ki mesela bu adamlar çok metodolojik bir şekilde Türkiye'de mesela FETÖ terör örgütünü teşkilatlandırma olarak açıkçası Opus Dei ve evangelist bir teşkilatlanma yapısına sahiptir şeyler. FETÖ'cüler. Yani geriye düştüğünü abiler, bu, ablalar. Bu FETÖ'cüler de hocam bu sizin kitapta geçen o Kesnizani tarikatına çok benziyor. Tabii. Zaten, onların yapılanmasına çok benziyor. Tabii. Kesnizani. Saddam'ın en yakınına tabii, kadar girebilmişler. Karısı bile. Adamın karısı bile bu tarikata giriyor. Mesela gazeteler hatırlarsınız siz tabii televizyoncusunuz. O tarihlerde Amerika'ya esas direniş Irak'ın kuzeyinde olunacak derken küt diye Irak'ın kuzeyi birden teslim oldu. Çünkü evet. Kesnizani tarikatının şeyhi o Kürt lider dedi ki Amerika'ya direnmek kafirliktir dedi. Ve o tabii generaller teslim oldu. İlginç bir şey. Şimdi burada tabii yeniden coğrafyaya döndüreceğim işi. Az önce bir şey söyledim. Belki cümleler arasında önemini yitirmiş olabilir. Irak'ın işgali, Suriye'nin işgali, Kudüs zaten işgal altında. Biz bunları farklı topraklar, farklı ülkeler gibi değerlendirirsek bir kere kafadan bir yanlış yaparız. Evet. Tabii ki resmi olarak bir sınır var vesaire. Ona hiçbir sözüm yok.
Ama buralar işgal edildikten sonra bir sarma harekatı yapıldığını da söyleyebiliriz. Tabii, tabii. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bugün onu bulmaya çalıştım da internette biraz bu konudaki tezlere de baktık. Yani sadece şeyden bakmadık. Orada özellikle Suriye, Şam, Irak, Bağdat yani Babil, Kudüs, bütün bu merkezlerin belli güçler tarafından etki altına ya da işgal altına alındığını görüyoruz. Daha önce etki altındaydı, şimdi işgal altında. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı. Yani orada biraz daha gizli ilerlediğini görüyoruz. Şimdi burada tabii hocam yine aynı meseleye geliyor iş. Bütün buralardaki işgaller fiili ya da fikri Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? Ya da İstanbul bu konuda tehlike altında mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Daniel'ın zaten bütün bu kıyametçi apokaliptik politikaların ki mesihçi politikaların şöyle ifade edeyim. Oraya geleceğim. Biraz önce altın başlı bir heykelden başlayalım. Evet, altın evet. Babil'i, gümüş Pers'i, bronz Yunan'ı, demir ise son imparatorluk Roma'yı simgelerdi. Çünkü Nabukadnezar'ın gördüğü rüya buydu. Daniel bunu yorumluyordu. Bu nokta, bak Daniel'a göre Nabukadnezar'ın rüyasında gördüğü heykelin başı altındı. Ateş gibi yanıyordu. Mehtap gibi parıldayan göğsü ve kolları gümüştendi. Heykelin karnı ve kalçaları bronzdan, bacakları demirden, ayakları kil ve demir karışımından olmuştu. Ve yukarıdan aşağıya gittikçe parçalanma hızlanıyordu. Bu yapı içinde baktığımızda iki yer. Bir, Yuhanna'nın Vahiy Esinlenme kitabı ve Tevrat'ın Daniel kitabı bölümü var ya. Bu bölümler bugünkü dünya siyasetinin, kıyametçi yapıların, Orta Doğu politikalarının temelini oluşturuyor. Peki neden İstanbul önemli? Bir, bir kere İstanbul neden Anadolu önemli? Belki öyle soralım soruyu. İstanbul Ortodoks Hristiyanlığın kurulduğu, Doğu Anadolu Ortodoks Hristiyanlığın geliştiği yerdir. Ayasofya neydi? Evet. Evet. Bir. İki. Bugünkü Hristiyanlığı kuran Paulus Tarsuslu bir Yahudiydi. Evet. Yani bu, bir başka şey Ürgüp Göreme, efendim bunların kutsal saydığı bir kısım kiliseler, efendim Yedi İnayet Dönemi Kilisesi, Meryem Ana Evi, ki Meryem Ana Evi'ni biraz önce söylemiştik ama atladık. Onu ifade edeyim. Rahmetli Abdullah Hamit döneminde bu Meryem Ana Evi'ni olduğunu gören, vizyonlar gören Emerik diye bir kadın var. Emerik diyor ki, aslında Alman asıllı bir kadın Fransa'da. Ben diyor, Türklerin diyor, bu Simira, onlar bizim İzmir'imize Simira derler. Orada diyor, bir dağda diyor, Meryem anamızı görüyorum diyor. Ve Abdülhamit döneminde o bölgeyi satın almak istiyorlar. O bölgeyi. Yani bugünkü Bülbül Dağı. Selçuk var ya, Bülbül Dağı. Orası. Anladım. Almak istiyorlar. Abdülhamit vermiyor. Parasıyla mı almak istiyor? Evet. Evet. Aynı şu hani İsrail'i Yahudilerin almak istemesi aynı, gibi bir aynı, şey. Aynen. Anladım. Bakın. Bizim tabii kimseyi... Bu pek bilinmez. Diğeri çok konuşulur ama... Üzmek, yermek değil ama tarihi belgeyi de ortaya söyledim. Evet. Abdülhamit'ten bunu almak istiyorlar. Abdülhamit vermiyor. Daha sonra İzmir'imiz ve Ege bölgemizin işgali sırasında Bülbül Dağı'na zaten gidip görürseniz bu Meryem Ana evini orada eski taşların altyapıda sonra yeni taşlarla üst yapının oluşturulduğunu görürsünüz. Peki gerçekte o Meryem Ana evi denen yerde Hazreti Meryem'in evi var mı? Cesedi, naaşı var mı? Yok. Ama o bölgede Hazreti Meryem'e ait olduğu tahmin edilen bir mezar var. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altında. Öyle mi? Birçok farklı yerde olduğu gibi. Tabii. Farklı. İşte burada farklı yerlerde var çünkü Meryem Ana. Devam edeyim. İstiklal Harbi işgalden hocam öncesi... bu dediğiniz Türkiye toprakları içinde Hazreti Meryem'e ait olduğu düşünülen bir mezar var. Var. Evet. Ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri korumasında. Evet. Aynı şey
Aynı şey. Ben Tapınak Şövalyeleri ve Nöromesih kitabımda resimlerini de koydum. Bir şey söyleyeyim mi? Şey var, Kanal İstanbul güzergahı var ya. Hı hı. O güzergahın Karadeniz'e kadar çıkan evet. yerlerinde de Tapınak Şövalyelerine ait olduğu. Ben bir tanesinin gittim. Höyükler var. Gittim, resimlerini çektim. Hı hı. Kitaba koydum resimleri. Ve biliyorum bana onu. Orayı bir albay arkadaşım gösterdi. Hı hı. Neyse o başka bir hikaye. Hı hı. Ama Meryem Ana Evi ile ilgili çok ilginç bir şey var. Meryem Ana Evi'ni ve Hazreti Meryem'i merkeze alan bugün takır takır Hristiyanlık propagandası yapan bir kısım Müslüman kuruluşlar var. Meryem Ana üzerinden. Tıpkı Hazreti İbrahim üzerinden İbrahim'i dinler martavalı var ya. Aynı şekilde Meryem Ana üzerinden bu adamlar bana ulaştı. Hmm. Ben dedim ki kardeşim, sizin dininiz size, benim dinim bana, ama benim inandığım Kur'an, Ali İmran 19 alayında yegane din İslam'dır. Sizinkine de saygı duyarım. Ama benim inancıma göre artık dejenere olmayan, bozulmayan bir İslam kalmıştır kitap olarak. Evet. Ama bugün de baktığımızda 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar muhteşem bir medeniyet kuran İslam dünyası 13. yüzyıldan bugüne kadar 700 yıldır küresel çapta İbn Haldun'un dışında bir bilim insanı bile çıkaramamıştır. Yani evet. sıkıntıdır bu, trajedidir bu. Hı hı. İşte buradan geldiğimizde İstiklal Savaşı'nı kazanıyoruz. Daha sonra rahmetli Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet döneminde bizden tekrar Bülbül Dağı'nda yer istiyorlar. Tekrar. Tekrar. Başını da Boston'lı ve İsviçre merkezli iki yapı çekiyor. Atatürk de vermiyor. Ama Atatürk'ün ölümünden sonra, tabii kimseyi üzmek için söylemiyorum. Hı hı. Rahmetli İnönü'yle başlıyor. Rahmetli Menderes'le devam ediyor. Baş harfi K ile başlayan bir zeytinyağı firması var İzmir'de. Hı hı. O zeytinyağı firmasının Levanten ailesi ile onların önderliğinde bir Meryem Ana Vakfı çakılıyor. 1970'lerin ortasında. Bu zeytinyağı firması Türk zeytinyağı dünya pazarlarına girerken, bakın bir şey söylüyorum, dünya pazarlarına girerken İspanya ve İtalya'ya, Yunanistan'a rakip olmaya başladığında bu firma Türk zeytinyağı diye içine parafin karıştırılmış dünyaya zeytinyağı sattı. Bu meselenin üzerine bu ülkede şerefli hakim ve savcılar var. Bu devleti düşünen hakim ve savcılar var. Hakimlerden biri bu davanın peşine düştü. Ve o hakim sürdürüldü ve adam görevinden ayrılmak durumunda kaldı. Çok ilginç. Evet. Peki yani bu zengin Hristiyanlar ya da özel mi diyelim ya da seçilmiş mi diyelim onların kendi aralarında, bu zengin Hristiyanlar Atatürk'ten bir yer isteyecek kadar güçlüler o zaman. Yani gidebiliyorlar en azından onun yanına. Direkt Atatürk'e gelmiyorlar ama Atatürk zamanında istiyorlar. Zamanında istiyorlar. Tıpkı Abdülhamit zamanında istedikleri gibi. Tıpkı Abdülhamit zamanında istedikleri ama gibi. Ama Atatürk de vermiyor. İkisi de Abdülhamit vermiyor. Abdülhamit de vermiyor. Ben onun için son 200 yılda Türk milletinin çıkardığı iki dahi vardır. Lider olarak. Abdülhamit ve rahmetli Atatürk. İkisine de Allah rahmet eylesin. Ama Atatürk'ün ölümüyle birlikte bu yeniden ısıtılıp mesela rahmetli Atatürk Mason hocalarını kapatmıştır. Hı hı. Ama rahmetli Atatürk'ün ölümünden sonra rahmetli İnönü ve Celal Bayar ikisiyle Mason hocaları yeniden serbest bırakılmıştır. Bunların belgeleri var elimizde. Evet, evet. Şimdi burada bir tabii semboller meselesi de var. Böyle kısa bir gireceğim bu araya gitmeden tabii, önce. Tabii. Çok kısa bir gireceğim. Çünkü o sembolleri ayrı bir program yapsak yeridir. Yaparız. Biz İşte Da Vinci'nin şifresi kitabıyla çok böyle sembollerin sadece Hristiyanlarda olduğunu sanırız ama asıl sembollerin en çok yer aldığı din belki de bizim dinimizdir. Tabii. Belki de bizim medeniyetimizdir. Bu işin ayrı bir tarafı. Şimdi sizin bu evangelizm kitabında bu sefer 309. sayfaya gideceğim. Hı hı. Orada siz Hazreti Musa'nın yılanı. Nabuketne evet. Ondan bahsediyoruz. Şimdi orada ilginç bir şey var. Bir sayılarla ilgili bir şey evet. de var. Devamında da çok ilginç bir bilgi var. İzleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Çok dikkatli dinleyin lütfen. Telaffuzu nasıl hocam onun telaffuzu?
Nasaş mı? Nasıl? Şeyin şey mi? Telaffuzu. Evet, evet. İbranice evet. Nasaş mı? Naşar. Naşaş. Evet. Telaffuzu Naşaş şeklinde olan, kitabın yazarı olunca da iyi oluyor soruyoruz. Evet. Telaffuzu Naşaş şeklinde olan İbranice kelime Hazreti Musa'nın yılanı için kullanılır. Evet. Bu kelimenin rakam karşılığı şu şekildedir diyorsunuz ve N'ye 50, CH'ye 8, SH'ye 300 verip toplam 358'i bulmuşsunuz. Çok kısa, bunu nasıl buldunuz? Bu rakamları kendi kaynaklarından aldım ben. Kendi kaynaklarından. Bu rakamlar ne peki? Tabii, ne tabii. ifade ediyor? Yani mesela N niye 50? Bize sokulan ebced cifir hesabı var ya. He. Kabala'daki karşılığı. Kabala'nın ebced hesabı. Arkadaşlar evet. Onu da yazalım. Kabala'nın ebced hesabına hesabı, göre. Evet. Tamam. Kabala'nın ebced hesabına göre o zaman 358'i buldunuz. Evet. Burada görüldüğü gibi Musa'nın yılanının sayı karşılığı 358'dir. Mesih kelimesi için kullanılan İbranice kelime, orası miscih mi? Öyle evet. mi okunuyor? Miscih şeklinde okunur. Sayı evet. değeri onun da 358. Evet. Yani Musa'nın yılanı da, Hazreti Musa'nın yılanı da 358. Şu evet. asayı atıp tabii. yılana dönen değil mi? Tabii. Tamam. O. Tabii. Mesih de 358. Her iki kelimenin sayı değerinin aynı olması, kahin ve büyücülerin Musa'nın pirinç yılanıyla İsa Mesih arasında bir ilişki kurmalarına sebep olmaktadır. Evet. Şimdi ilginç bir şey. Birkaç tane bilgi var. Atlıyorum birkaç paragrafı. Dolar işaretim ona göndermedi. Ona geliyordum. Eczacılık dur, ve şeyde. Ben rol çalayım. Dur, ben evet. rol çalayım. Yılanın başının yanında aynı şeyde iki paragraf altı okuyacağım. Yılanın başının yanında NU'dan oluşan iki harf ve haçın yanında 21 rakamı yer almaktadır. Nerede bu? Alman parasının üzerinde çarmıha evet. gelmiş bir İsa var. Paranın diğer yüzünde ise haçtan sarkan bir yılan var. Evet. Bu rakam yukarıda anlattığımız Kitab-ı Mukaddes'in 21. bölümüne karşılık gelmektedir diyorsunuz. Amerikan parası, şimdi buraya dikkat. Amerikan parası dolar işareti biliyorsunuz şöyle bir S'ye benzer evet. bir şey. Üstünde de böyle çizgi. Amerikan dolar işareti de haç ve yılanı sembolize etmektedir diyorsunuz. Evet. Ayrıca ben burada da ilginç. Doktorluk ve eczacılık da gerçekten eczacılığın, ablam da eczacı oradan biliyorum. Şifa ile ilgili olan yılan sembolü Hazreti Musa'nın yılanını sembolize eder diyorsunuz. Şimdi peki yani bu sembolleri biz neden görüyoruz? Yani örneğin dolar işareti niye yılana benziyor? Ne oluyor? Yılana benzeyince daha mı kutsal oluyor? Çünkü ya da birisi güç kabala, bizde mi diyor? Kabala ve ezoterizm, okültizmin, batıniliğin en önemli figürlerinden birisi yılandır. Yılan yani bu inancın temel figürlerinden biridir. Mesela bu anlamda baktığın ABD başşehri Washington DC'deki Merkez Bankası binasının ana kapısının üzerinde Amerika'yı temsil eden bir kadın heykeli ve elinde bir yılanın asası vardı. Yani sembolizmayla anlatırlar. Yani o sembollerle biz aslında her yerdeyiz falan gibi bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Mesaj veriyor. Zaten her yerdeler yani. Nasıl yani her yerde? Yani şimdi tarihe dönüp baktığımızda Mustafa Bey, para milattan önce 600'lü yıllarda bugünkü Manisa, İzmir bölgesindeki Lidyalılar buldu. Yunan şehir devleti. Evet. Şimdi paranın bulunması insanlık tarihinde, para aynı zamanda bir kültürdür. Para toplumları değiştirir, kültürleri değiştirir ve dönüştürür. Lidyalılar, hani bir türkümüz vardır. Karun kadar zengin olsan alleyli leyli diye. Hı hı. Karun Lidya kralıdır. Ve altın sikkeleriyle, altın varlığıyla ünlüdür Karun. Ama paranın bulunması insanlık tarihine 3 tane felaketi böyle insanlığın ruhuna işlemiştir. Paranın bulunmasıyla birlikte Yunan şehir devletlerinde fahişelik ve kumar legal hale gelmiştir. Mesela evet. kimseyi incitmek istemem ama Herodot'tan Yunan kültüründe hı hı. Bu şeyde Herodot anlatıyor. Kadın istediği insanla, erkekle evlenebilmesi için hı hı. evlenebilmesi için tapınaklarda, yani o şehir devletlerinin pagan tapınaklarında fahişelik yapabiliyor idi. Orada para biriktirebiliyordu. Zaten bu kült sadece oradan değil. Bu kült Mısır'da var. Bu kült Esenilerde var.
Nasıl yani? Tabii bu evet. Yani paranın bulunmasıyla sadece fahişelik ve kumar legalize olmuştur. Bir insanlık tarihine hediye ettiği bir şey egoyu patlatmıştır. Nitekim Pers İmparatorluğu Lidya'nın üzerine gelmektedir. Karun bir şeye güvenir. Paralı askerlerine güvenir. Der ki benim gözü pek paralı askerlerim var. Onlara biraz daha para verdim miydi Pers ordularını darmadağın eder. Ama tarih bize göstermiştir ki hiç kimse parası için değil vatanı için savaşıyor. Tabii tarihin çöplüğüne Lidyalıları Persliler bir daha dönmemek üzere gönderdiler. Gönderdiler. Evet. Para da işe yaramadı yani. Tabii. Hocam bu arada siz bunu söylediniz ya. Ya gerçekten nereden bakarsak bakalım iş Türkiye'ye dönüyor. Tabii. Yani Truva'sı da Türkiye'de yaşanıyor. Büyük İskender'i de buraya geliyor. Bu sizin... Ezoterizmi, dinler tarihini, paranın tarihini anlamadan Batı siyasasını anlamak mümkün değildir. Çünkü parayı kontrol eden, bir de din deyince bizim insanımız sadece Yahudilik, Hristiyanlık, İslam anlıyor. Hayır. Dünya bugün 7.9 milyarlık insanlık aleminin yarıdan fazlası herhangi bir semavi dine inanmıyor. Zaten semavi dine inandığı söylenenler Yahudilik ve Hristiyanlık da çok ciddi şekilde gnostikleştirilmiş. Sadece onunla da yetmiyor. İslam dünyasının ciddi bir bölümü de gnostikleştirilmiş. FETÖ bunlardan biri. Adam ne diyor? Kelime-i şehadetin Muhammed'in Resulullah kısmını söylemeyin diyor adam. Ama Müslüman olmanın ilk şartı nedir? Eşveden la ilahe illallah ve eşveden de Muhammed'in Resulullah. Adam ama diyor ki Muhammed'in Resulullah kısmını söylemeyin diyor. Ama insanımızın bilmediği bir şey var. Bu yapı FETÖ'den önce de var. Tabii. FETÖ benzeri yapı Pakistan'da Kur'an yolu olarak ortaya hortlatıldı. Çin'de Falun Gong diye hortlatıldı. Yani bu belli merkezlerden şimdi şunu gördüler. 1978 Washington mutabakatına kadar küresel elitler Sovyet devrimiyle, Bolşevik devrimiyle birlikte Allah'a ve dinlere savaş açmışlardı. Ama gördüler ki hemen bir Roj Garudi'den reklam geldi ama örnek vereyim. Roj Garudi diyor ki Müslüman oldu Komünist Partisi'nin, Fransız Komünist Partisi'nin kurucusudur. Paris yakınlarında diyor bir kasaba vardı diyor. Katolikler vardı. Sonra Katolikler gitti, ateistler geldi. Kilise kapandı ama aradan 3 sene geçti. Aynı mumu pazar günleri gidip ateistler yapmaya başladı diyor. Şimdi reklama gideceğim de. Reklama gitmeden şöyle biraz ortalığı bulandırayım, öyle gideyim. Biraz da merak unsuru olur. Dönüşte Arabistanlı Lawrence diye bilinen İngiliz ajanı, ünlü İngiliz ajanı Lawrence'ın Ağrı Dağı'nda saklanıp saklanmadığını konuşacağız. Onu soracağız hocamıza. Evet. Ve evangelistler için Ağrı Dağı'nın ne anlamı var? Tabii. Bunu anlamaya çalışacağız. Bu arada sizin az önce bahsettiğiniz paranın icadından sonra işte fahişeliğin, fuhşun artık legal olduğunu söylediniz ya. Evet. O şu anda ziyaret edilebilir bir yer var. Söyleyeceğim. Adını da söyleyeceğim. Evet. Ama dönüşte merak unsuru olsun. Şu anda Fethiye, Antalya, Denizli üçgeninde bir antik şehir var. İlginçtir. Orada belki de işte tarihin ilk genel evi mi diyelim bilmiyorum. Onun olduğu da söyleniyor. İlginç bir yer. Dönüşte efendim hepsini konuşacağız. Programımıza devam ediyoruz efendim. Evangelizm ve dünyayı felakete götürmek isteyen bazı gizli örgütleri konuşuyoruz. Ve bunların yapmak istediklerini tartışırken reklama çıkmadan verdiğim sözü tutayım. Evet. Siz bahsetmiştiniz paranın bulunuşundan sonra fuhuş legal hale geldi demiştiniz ki bu Anadolu topraklarında ki eski medeniyetlerde oluyor. O antik kentlerden birisi Fethiye, Antalya, Denizli üçgeninde Kadiyan'da antik kenti. Orada çok yüksek bir yaşam alanı var. Çok geniş bir antik kent. Bizim bu tarihsel mekanlarımız sayısızdır. Evet. Gerçekten de inanılmazdır. Ve o dönemde birçok tabii efsane var. Gitsin görsün imkanı olan. Gezsin her yerde olduğu gibi. Aynı zamanda Patara Santos. Tabii Patara. Şöyle ifade edeyim. Bugün Türk eğitiminin
en büyük eksikliği ne Türk mitolojisini biliyor çocuklarımız, ne Batı mitolojisini biliyor, hı hı, ne Doğu mitolojisini biliyor. Halbuki pek çok inancın, tabii, kaynağı da mitolojiler. Biz hatta bizde bilimin kaynağı mitolojiler. Yabancı mitolojileri öğrenmeyi de bir tabii hata, bir suç gibi gösteriyorlar. Evet. O da ayrı bir mesele. Şimdi hocam gelelim bir diğer konuya. Yine kitabınızın 504. sayfasında sonlara doğru bir bölüm var. Başlığı Ağrı Dağı'nda Lawrence. Evet. Şimdi oradan okuyacağım. Hı hı. 504. sayfadayım. Yıl 1943 yazı. Evet. İran'ın Hamadan şehrinde üstlenmiş olan 363. İstihkam Birliği'nde görev yapan Ed Davis şoförü Badi Abbas. Evet. Nuh'un gemisinin parçaları olan bir mağara gösterdi. Nuh'un gemisinin parçaları olan bir mağara. Gerisini Davis'ten dinleyelim. O gece bana geminin parçalarını ve içinden çıkanları gösterdiler. Sonunda Büyük Ağrı'nın eteklerinde gizli bir mağaraya geldik. Mağara Ahora geçidinin batı duvarında yaklaşık 2500 metre irtifadaydı. Bana Arabistanlı Lawrence'ın bu mağarada gizlendiğini söylediler. Evet. Hocam ben şaşırdım okurken. Tabii. Yani bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü burada iki mesele var. Nuh'un gemisi işte Ağrı Dağı'nda mıdır, değil midir? Kur'an'a göre Cüdü Dağı'na inmiştir. Ufak tefek geçenlerde şey vardı. Ağrı Dağı ile ilgili işte hem National Geographic'te hem birkaç tane araştırma vardı. Onu doğrular nitelikte bir ifade. Çünkü geminin parçalarını gördüm diyor. İkincisi Arabistanlı Lawrence'ın orada neler karıştırdı. Tabii. Şimdi maalesef biz Anadolu'da 1000 yıldır yaşıyoruz ama Anadolu'daki ne kendi Türk tarihini ne Anadolu'nun kadim kültürleri hakkında çok detaylı bir bilgimiz yok. Bunun için de çok fazla yıllarca gazetelerde okuduk. İşte Amerika'dan, Avrupa'dan, Kanada'dan, hatta Japonya'dan, Kore'den, sözüm ona bilim insanları Ağrı Dağı'na geliyordu. Niye arıyordu? Nuh'un gemisini arıyorlardı. Ama Yüce Kur'an'a göre Nuh'un gemisi Cüdü Dağı'na oturmuştur. Burada tabii bir taraftan Sovyetlerin o çok kızgın zamanlarında Ağrı Dağı aynı zamanda bir gözetleme merkezi. Biliyorsunuz Ruslar bir Amerikalıların U-2 uçakları vardı 60'lı yıllarda düşürdüler. Evet. Yani Ağrı Dağı'nda bir gözetleme merkezi olarak. Ama bizim Malatya'dan sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Oradan havalandı. Burada bu arada şeyi de belirtelim. Geçen gün bir skandal açıklama vardı hocam. Gündemin biraz gerisinde kaldı. Rus televizyonunda bir tanesi çıktı. İşte Ağrı'yı, Kars'ı bize vermeniz gerekiyor da dedi. Yani bu sonuçta bir şey var. Orayla ilgili bir planları da var. Anadolu'nun her yeriyle ilgili var. Evet. Bakarsanız biraz önce birinci bölümde söyledik. İstanbul bu adamlar için gerek Roma paganizminin, hı hı, o absolute power dedikleri, evet, Roma sembolizminin, hı hı, başkenti. Protestan Hristiyanlığın başkenti. Diğer taraftan Katolik Hristiyanlığın kurucusu Tarsuslu. Katolik Hristiyanlığın havarileri, önderleri Ürgüp, Göreme, Hatay bu civarlarda, hı hı, yani hayatlarını idame ettirmişler. Şimdi bunları bilmez isek biz Hristiyanlığı doğru anlayamayız. Ve bizi de yanlış politikalara götürür. Hı hı. Hele hele bir kez daha altını çizeyim. Ege bölgesindeki 7 inayet dönemi kilisesini anlayamaz isek, Meryem Ana evini anlayamaz isek, Hazreti İsa'nın soyunun devam ettiği meselesini ve bu Meryem Ana eviyle, hı hı, bu bağı anlayamaz isek Batı'ya karşı veya ülkemizi savunmak için vatanımızı savunmak için doğru politikalar üretemeyiz. Şimdi bir dine inanırsınız veya inanmazsınız. Bu herkesin kendi, hı, meselesidir. Tabii. Ama bir politikanın, reel politikanın arkasında bir kısım Hristiyanlık ve Yahudi inançlarının olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunu
araştırmanız ve gereğini yapmanız gerekir. Evet. Bugün Türkiye'de maalesef akademinin iki savrulması oldu. Bir akademi, kardeşim biz laik anlayıştayız. Din, iman herkesin meselesi, akademinin işi değildir dendi. Ve bu dini, mitolojik araştırmalara sırtımızı döndük. Evet. Sonra işte FETÖ ile birlikte akademide bir biat dönemi başlandı. Yani sorgulamadan. Halbuki yani İslam, Yüce Kur'an sorgulamayı, öğrenmeyi ve sonra iman etmeyi sağlık verir bize. Hı hı. Ama bugün baktığımızda İslam dünyasının buradan da çok bir yere varamadığını görüyoruz. O açıdan ben önümüzdeki dönemdeki hemen bir başka misali vereyim. İzmir'de biliyorsunuz bir Rahip Brunson hikayesi patladı. Hı hı. Ama insanlarımız Rahip Brunson'ın İzmir'deki o Evangelist Kilisenin varlığının ne zamandan olduğunu bilmiyor. Efendim, Osmanlı Türkiye'sini yıkanların Evangelist misyonerler 1820'de İzmir'e çıkan iki Evangelist misyonerle birlikte devletin altının oyulduğunu, sonra 1600 küsur Osmanlı mülkünde Evangelist misyonerler tarafından okulların kurulduğunu, eğitim unsurlarının, hastanelerin, bakım evlerinin kurulduğunu bilmiyoruz. Osmanlı'nın Sadıkay Tebadidi Ermenilerin gerçekte Gregorian Ermeniler Osmanlı Türkiye'sine isyan etmemişlerdir. 1820'de İzmir'e gelen Evangelist misyonerler ilk etap matbaayı kurmuşlardır. Önce Malta'daydı, sonra İzmir'e gelmişlerdir. Arkasından bu adamlar çok ilginç bir yerde Gaziantep'te matbaa kurmuşlardır ve bugünkü PKK'nın temelleri bu matbaada atılmıştır. O zaman mı atıldığını? Tabii. Neye dayandırıyorsunuz? Çünkü bir zoraki bir Kürtçe alfabe, Kürtçe dil metinleri uydurulmaya çalışılmıştır. Onun toplam sayısı da vardı. Yani milyon sayfalık bu matbaalarda efendim şeyler, risaleler basılmıştır. Hı-hı. Kitaplar, kitapçıklar basılmıştır. Evet. Şimdi burada tabii bu kıyametçilik, yani işte dedim ya evangelizm deyince biraz uzak geliyor. Ben size bir soru sordum. Dedim ki bu kadar yani güçlüler mi, her yerde eder mi? Evet dediniz. Peki bunun bir çözümü de olmalı. Yani bunlar belli bir örgütlenme yapmışlar belli ki. Yani hangi taşın altını kaldırsanız bakınca bunlar çıkıyor. Ama bu Lawrence meselesine de bu arada döneceğim. İzleyicilerin biraz ilgisini çekmiş bu konu. Yani burada bizim de tabii atacağımız bazı adımlar var. Siz mesela kitabın son bölümünde ona da değiniyorsunuz. Yani biliyorsunuz ki Türkiye'de buna karşı bazı adımlar atabilir. Tabii. Ne o mesela hocam? Şimdi bir kere Türkiye'nin öncelikle bu işle mücadele etmesi için her şeyden önce çok acul bir vaziyette çok iyi bir 10 fizikçi, 10 kimyacı, 10 matematikçi, 10 biyolog yanında Türkiye'nin 10 çok iyi ilahiyatçıya ihtiyacı var. 10 çok iyi ilahiyatçıya ihtiyacı var. Artı Batı mitolojisini ve Hristiyanlık ve Yahudi Kabala inançlarını adam gibi akademide araştırıp bu konularda enstitüler kurmak imkanı var. Daha bundan 15 yıl bile olmadı. Antalya'da bu yapı havaalanında yakalandı. Hatay'da Tapınak Şövalyelerine ait olduğu söylenen bir şeyde, kalede, eski bir kalede, yapıda Tapınak Şövalyeleri devletini ilga etmeye kalktı adamlar. Evet, Antalya'da polis yakaladı bunları. Evet. Ve içinde Kazakistanlısı var falan filan. Yani mesela Türkiye'ye Evangelist Batı'dan, Almanya'dan, Amerika'dan gelenler çok tepki gördüğü için genellikle Koreli, Japon, Çinlileri gönderiyorlar. Evet. Çünkü Kore'nin 1950'li yıllarda Kore nüfusunun yaklaşık %3'ü
Evangelist, misyoner, Evangelist Hristiyan iken bugün Kore, Güney Kore nüfusunun yaklaşık %35'i Evangelist Hristiyanlar. Çok büyük bir rakam. Yani çünkü hemen söyleyeyim, önümüzdeki dönemde geçmişte Kore'yi işte hür dünya ve komünist olarak ayırdılar, birbirine kırdırdılar. Kırdırdılar. Geçmiş, gelecekte de Kore'yi ve bu bölgedeki insanları geleneksel felsefi dinlere inananlar ile Hristiyanlaştırdıkları evangelistler arasındaki bir kavga. Nitekim Osmanlı'ya gelen bu İzmir'imize çıkan evangelist misyonerler önce Müslüman Türklere kanca attılar. Fakat burada ekmek bulamayınca, onların tabiriyle bir sonuca ulaşamayınca Rum ve Ermenilere kanca attılar ve 1915 olaylarının müsebbibi Gregorian Ermeniler değil, Protestan evangelistleştirilmiş, püritenleştirilmiş Hristiyanlardır. İlginç. Ermenilerdir. İlginç. Şimdi burada tabii izleyicimiz de uyarmış, diyor ki Lawrence diyor devede kulak, asıl oyuncu akıl hocası Gertrude Bell'dir diyor. Onu işe alandır tabii, diyor. Tabii filmi de yapıldı onun. Tabii tabii. Filmi de yapıldı. Ama o filmde Gertrude Bell ne kadar güzel. Böyle öyledir bu işler. Şöyle işlerle uğraşmıyor canım. Tabii. Sanatla falan onun uğraşıyor. Aşkıyla, aşkını anlatırlar. Aşkını damla falan damla anlatıyor. Sunarlar. Sanki aşk için gelmiş oraya kadar tabii. Değil mi? Nicole Kidman'ın güzel oyunculuğu da tabii dillere destan. Tabii. Ama anlayana. Şimdi bir mesele var. Çok da önemli tabii. Bir mesele hocam. Şunu bu Anadolu'dan çıkacağım, şununla çıkacağım. Kabala'yla çıkacağım. Siz diyorsunuz ya Kabala'yı anlamadan, ezoterizmi tabii. anlamadan bu işleri tabii. çözemeyiz diye. Şimdi Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye kitabınızın 183. sayfasındayım. Orada Kabala'nın oluşum, şuradan başlayayım. 182'nin sonundan başlayayım. Kabala, tapınak şövalyeleri, gül, haç ve farmasonluk gibi hermetik localarda derece derece öğretilmektedir diyorsunuz. Evet. Kabala'nın oluşumunda Pisagor'un etkisi açıktır. Pisagor, milattan önce 580-504, bugünkü İzmir'le Büyük Menderes Irmağı'nın bulunduğu bölgede hüküm sürmüş olan İyonya asıllıdır. Evet. Pisagor da yani bizden, Kabala da bizden oluyor o zaman aslında. Evet. Öyle baktığımız zaman. Biraz önce paranın bulunuşunu anlattık ya, şimdi Kabala'da da benzer bir hikaye var. Şimdi şöyle ifade edeyim onu. Mısır inancında, hermetizminde Osiris, Isis, Horus, baba tanrı, kraliçe tanrı, oğul tanrı. Bu Hristiyanla baba oğul kutsal ruh diye transfer oluyor. Bu daha sonra işte biliyorsun 12 havari, Sümerler'de 12 tabanlı rakam vesaire. Bu yapı bilahare, yani köken olarak baktığımızda Hermes'ten, efendim Pisagor Yunan felsefesi, Hint mistisizmiyle harmanlanmış bir Yahudi inancı. Adon Katmon. Yani bunun anlamı şu. Şöyle ifade edeyim. Kimsenin tabii inancını, cemaatini vesaire tenkit etmek için söylemiyorum. Biz bugün dinleri tenkit etmiyoruz zaten. Tabii tenkit, biz tespit. Şimdi ezoterik, masonik inançta evrenin ulu mimarı ile, bakın, evrenin ulu mimarı ile Hermetizm'deki, Pisagor'daki, Kabala'daki varlıkta birlik aynı kapıya çıkar. Reborn, yeniden doğma. Yeniden tekrar tekrar kamil mümin diye bize çevirirler ya. Kamil mümin, adam katmon. Buraya gitmenin yolu. Şimdi buradan bir şeyin altını çizelim. Önce Kur'an'ın bize anlattığını söyleyelim. Kur'an doğal, ikili bir yapıdır. Evet. Nedir bu? Bir önü sonu olmayan mutlak yaratıcı Hazreti Allah. Kudret. İki, canlıdan cansıza yaratılan her şey, demek ki bir yaratıcı var, bir de yaratılan var. Ama hermetizminde, Kabala'da, panteizmde, evrenin ulu mimarında, varlıkta, birlikte
özet şudur. Evrende gördüğün her şey Tanrı'nın, Allah'ın bir parçasıdır. Ben de Tanrı'nın veya Allah'ın bir parçasıyım. Haşa, bir müddet sonra ben de Tanrı'yım. Bunu hızını alamayıp konuşuveriyor biliyorum. Fatih Sultan Mehmet'le bile. George W. Bush ne diyordu? Gece yarısı Tanrı'nın omuzuna başımı koyarak onunla sohbet ediyorum diyordu. Hı. Jacques Chirac bu laf için bu kafayı yemiş dedi. Eski Fransa Devlet Başkanı. Oysa aslında kafayı yememiş oluyor bu duruma göre değil mi? Peki hocam, bu şimdi meselenin düğümlendiği yerde burası. Bu dünyayı yönetmek isteyen, hatta ölümsüzlüğe inanan, dünyanın nüfusunu azaltalım bize hizmet etsinler diyen bu tırnak içerisinde seçilmiş aileler var ya, bütün bu bahsettiğiniz tapınak şövalyeleri, gül, haç, farmasonluk, masonluk vesaire, bu yapılarda hep bir Tanrı'yla hesaplaşma, Tanrı'ya üstün gelme, hatta Tanrı'yı yok sayıp kendini Tanrı ilan etme durumu var. Bu buradan mı kaynaklanıyor zaten peki hocam? İsrail kelimesi Tanrı'yı yenen demektir. Buyur. Tabii. İsrail kelimesi Tanrı'yı yenen, güreş tutan ve Tanrı'yı yenen demektir. Evet. Yani bugün ben bizim üniversitemizde din, kültür, ekonomi ve kalkınma diye bir ders veriyorum. Biz bu dersi Harvard Üniversitesi'nden esinlenerek aldık, koyduk. Hı hı. Her bölümden öğrenci açık, seçmeli bir ders ama çok ciddi sayıda öğrenci seçiyor. Öğrencim bana şunu soruyor. Hocam diyor, bu adamlarda hiç vicdan yok mu? Şimdi insanlarımızın anlayamadığı şu. Bu adamların Hristiyanlık, Yahudilik veya her ne kadar bir bozulma olsa da, yani Yahudilik Hristiyanlıktaki bozulmayı kastediyorum, Gnostik olsa da veyahut da bizim İslam'daki bir Allah inancı yok bu adamların. Hı hı. Bir Tanrı inancı yok bu adamların. Bu adamlar tıpkı o Hitler manyağı ne diyordu? Dünyayı Tanrı'ya bomboş teslim edeceğim diyordu. Bu adamlar da biz dünyadaki tanrılar biziz diyor. Neticede daha önce Homo Spinis deniyordu. Şimdi bu adamların en önemli temsilcilerinden İsrailli Harari, hı hı, Homo Deus diye kitap yazdı. Homo Deus Tanrı insandır. Hoş geldin varlıkta birlik. Hoş geldin evrenin ulu mimarı. Aynı şey değil mi? Aynı şeydir. Aynı şey. Şimdi buradan tabii bunlar dünyayı bir sona hazırlıyorlar. Çünkü o sona hazırladıkları zaman kendilerinin cennete gideceğini ya i̇şte, da ya da şunu, ödüllendirileceğini belki tabii, düşünüyorlar. Şöyle yapıyor. Cennet gibi değil de yani daha farklı. Evangelistler özellikle bu işin başını evangelistler çekiyor. Hı hı. Bunlar yana yakıla, işte Graselsel'in de deyimiyle Tanrı'yı kıyamete zorlamak için ki bu konuda London School of Economics Politics Science, Londra, hı hı, Ekonomi ve Politika Fakültesi'nde uzun yıllar hocalık yapmış. Daha sonra uzun zaman The Guardian'da yazdı. John Gray vardır. Hı hı. John Gray'ın Türkçe'de çevrilmiş kitabı Kara Büyü diye. Yanılmıyorsam Yapı Kredi Bankası yayınlarından alıp okuyabilirler. Şöyle yine benim bu konuyu sohbet ettiğim insanlar, şimdi tehlike olan bu kehanetlerin olması değil. Bu kehanetler var. Mitolojide var, orada var. Hı hı. Ama tarihte ilk kez Mustafa Bey, Yahudiler Kral Davut soyundan bir Mesih'i bekliyor. Ne dedi İsrail şeyi, başbakanı? Aşı olmazsanız Mesih'in gelmesi gecikir dedi. Evet, öyle dedi. Artı evangelist Hristiyanlar başta olmak üzere Hristiyanlar İsa Mesih'i bekliyor. Artı Şii İslam boyutu hem kayıp 12. İmam Mehdi'yi, hı hı, hem Hazreti İsa'yı bekliyor. Bir kısım İslami cemaat ve tarikatlarda hem Mehdi'yi bekliyor hem Hazreti İsa'yı bekliyor. Yani ve böyle bir savaşın Megiddo, Asiner, yani bizim Amik Ovası efendim civarında böyle bir savaşın olacağına inanıyorlar. İlginç. Yani biz kimsenin inancı doğrudur yanlıştır demiyoruz. Bir tespiti söylüyoruz ortaya. Ama böyle bir inanç var ve
bu ben şöyle yorumluyorum bunu. Mesih ve Mehdi inancının siyasallaştırılması diye. Hmm. Bakıyorsun, şimdi isim verelim. Adnan Oktar da kendisini ben Mesih'im diyor. Öyle bir şey değil mi? Çok çok fazlaca kullanılıyor yani. Mehdi, evet. Mesih. Şimdi burada o zaman yine sizin evangelizm kitabınızın 188. hatta 189. sayfasını açayım. Gog ve Magog, Yecüc ve Mecüc nedir diyorsunuz. Evet. Şimdi burada biz bazı şeylerin adını biliriz, kendisini bilmeyiz. Evet. Biz yıllarca Kudüs'ün adını bildik, kendisini tabii bilmedik. Mescid-i Aksa'nın kendisinin adını bildik, kendisini bilmedik. Evet. Amikovası, Armageddon adını duyduk, ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii. Aslında bizimle ne kadar alakalı. Tabii. Şeyi de yazmış arkadaşlar, güzel. Tabii. Şimdi diyorsunuz ki burada, bin yıl tamam, bu arada İncil'den bir alıntı yaparak söylüyorsunuz. Hı-hı. Bin yıl tamam olunca şeytan zindanından çözülecektir. Ve yerin dört köşesinden olan milletleri Yecüc ve Mecüc'ü saptırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere çıkacaktır. Onların sayısı denizin kumları kadardır. Evet. Şimdi buradan geçiyorum diğer 189. sayfaya. Orada da Kur'an'da da Gog ve Magog, yani Yecüc ve Mecüc. Bu arada Gog Magog aynı değil mi? Tabii aynı. Yani onu, aynı. Yecüc Mecüc. Evet aynı. İbranicesi. Tabii. Anladım. Gog ve Magog, yani Yecüc ve Mecüc ile ilgili hükümler şunlar. Hemen şöyle Sanal Zülkerneyn'den. Evet evet oradayım. Sıkıntı yok orada. El-Kehf, Kehf suresinin ayeti, 83. ayeti. Sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki size onlardan bir hatıra okuyacağım. 86. ayette nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir göze de batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın. 92, 93 ve 94. ayetler. Sonra yine bir sebebi izledi. Nihayet iki set arasına ulaştı. Setler arasında öyle bir topluluk buldu ki neredeyse söz anlamıyorlardı. Evet. Dediler ki ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlar bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi? Şimdi Armageddon savaşına dünyayı zorlamak istiyorlar. Daha evet. Sonra Yecüc Mecüc savaşı çıkacak. Evet. Gog ve Magog. Evet. Şimdi hocam bunu biraz açalım isterseniz. Şimdi geçen sene Vaniköy'de bir Vani Mehmet Efendi camisi yandı. Evet. Devletimiz zannediyorum camiyi haberini yapmıştık sadece. Evet. Vaniköy'deki tabii, yangını yapmış. Vani Mehmet Efendi Osmanlı tarihinde çok farklı bir Şeyhülislam'dır. Çünkü Vani Mehmet Efendi'ye kadar bazı kaynaklarda Şeyhülislam bazısında olmadığı söyleniyor ama Vani Mehmet Efendi padişaha çıkar der ki mesela bu 1670'li işte 1666'da Sebatay Sevi'nin Mesihliğini ilan ettiği dönem ki o dönemde yaşayan bir Vani Mehmet Efendi bu mübarek insan Osmanlı Türk medreselerinde çok ciddi şekilde Türkler Gog ve Magog, Yecüc ve Mecüc olarak anlatılmaktadır. Ve bunun kaynakları şeydir. İsrail yani Yahudi kaynaklardan ve bir kısım Arap kaynaklarından Türklerin Yecüc ve Mecüc olduğu, Gog ve Magog olduğu ifade edilir. Bugün de baktığımız zaman mesela geçmişte Yaşar Büyükhanıt Paşa zannediyorum vefat etti değil mi? Yaşar Büyükhanıt zannediyorum vefat etti galiba. Yaşar Büyükhanıt'ı evangelistler şeyin Gog Magog'un temsilcisi olarak 21 Kasım. Ben ona baktım da 21 Kasım tarihinde vefat etti. O yüzden doğru sesimi çıkarmadım. Evet. Bir diğer bak 2019'da. Şeyde, bir başka şeyi söyleyeyim. Evangelistlere göre Sayın Cumhurbaşkanı da bu kategoride değerlendirildi. Nasıl yani? Yani Müslüman şey der, Hristiyan dünyaya savaş açacak
Deccal'ın lideri olarak değerlendiriliyor. Evangelistlere göre. Tabii. O zaman yarın Erdoğan gider, başka biri gelir. Eğer tabii, Hristiyanlara karşı bir ara tehdit olarak görürlerse Sovyetler da mı, mesela onu da mı aynı şekilde değerlendirecekler? Yani her dönemde bunlar bir isim, sembol, yani bir adeta ötekileştirdikleri bir yapı buluyor. Aslında ne kadar ilginç değil mi hocam? Deccal, hani bizim inancımızda da bir Deccal var. Mehdi var, Deccal var ama tersten i̇şte bakıyorlar onlara defa, işte. Şimdi ilk defa Kral Davut soyundan Yahudiler mesela şimdi bir dünyada ve Türkiye'de bir işte aşı yaptırdın yaptırmadın işte karşısın, hı-hı, değilsin, böyle bir tartışmalar var. Mesela Mehmet Ceyhan hoca çıktı, dedi ki İsrail nüfusunun tamamını aşıladı dedi. Hı-hı. Ama tabii sadece o demedi canım. Evet. Sadece o demedi canım. Başkaları da. Başkaları da dedi. Eyvallah. Ama bilmedikleri bizi saf yerine koyuyorlar. İsrail nüfusunun 1.7 milyonu Hasidik Yahudisidir ve bırakınız aşı olmayı, iğne bile sokamazsınız. Yani hayır, şimdi bir şeyi doğru anlatmak varken niye buna tevessül ediyorlar bilmiyorum. Hı-hı. Kardeşim, de ki yüzde İsrail'in %80 aşılandı de, %70 aşılandı de. Ama hepsi dediğinizde o zaman karşıda buna, ben bunu bildiğim için gülüp geçiyorum. Evet. Bunun, yani bir şeyi abartmanın bir anlamı yok. Doğruyu söylemek en güzeli. Doğruyu. Burada da baktığımızda bu adamlar her devirde kendilerinin ötekileştirdiği bir isime, güce, efendim, mesela Martin Luther'e göre de Türkler, mesela Hazreti Peygamber şeydi, Deccal'dı ve Türkler de Deccal'ın ordusuydu. Yani bu işin kökeni var. Yani Protestanlara göre bizim peygamberimiz tabii, Deccal olarak tabii, da bugün adlandırılıyor. Alman şeyinde, kanunlarında İslam Yahudiliğin bir sekte olarak görülür. Yani, oysa onlar aslında evangelistler tabii, Yahudiliğin devamıyız tabii, diyorlar. Tabii. İkincisi o da, işte o da ilginç. Tabii. Şimdi olay şu. Devre göre politika üretiyorlar. Biraz evet, önce dedim ya, Mesih ve Mehdi inancının, hı hı, siyasallaştırılmasıyla. O zaman şeyi anlıyoruz ama hocam, ilginç bir şey getirdiniz aklıma. Şimdi eğer onlara göre Hazreti Peygamber'den başlayıp şimdiye kadar işte bizde eğer kötü isek, yani tırnak içerisinde kötü diye adlandırılıyorsak, o zaman o karikatür adı verilen rezillikler var ya, tabii, onlar da bir anlamı oluyor onlar tabii, açısından. Tabii. Erdoğan nefreti falan işte böyle şeyler tabii, çiziliyor ya, Cumhurbaşkanı'nın üzerine böyle bir sürü tabii, çizgiler çiziliyor vesaire. Onun da bir anlamı oluyor. Çünkü nedir? O onun ordusudur falan. Hepsi bir anlama geliyor değil mi? Tabii. Şimdi şöyle ifade edeyim. Ben 2006 yılındaydı. Kanada'da bir toplantıya gitmiştim. Hı hı. Sermaye piyasası ile ilgili. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı. Hı hı. Çıktı bir tane Kanadalı profesör vatandaş, durduk yerde hiç alakası yokken, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına hakaretamiz laflar etmeye başladı. Dedim ki bir dakika, ben senin ülkende senin başbakanına ve Cumhurbaşkanına hakaret etmiyorum, bu yetkiyi de kendinde görmüyorum, evet, zaten ayıp da sayarım. Dedim ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın benim başbakanım, ben severim de döverim de, bu benim mesele. Hı hı. Siz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bunu söyleyemezsiniz. Eğer siz bu minval üzerine konuşmayı, hı hı, devam edecekseniz ben bu toplantıyı terk ederim. Ama hı, şöyle söyleyeyim. Aynı şeyi merak etmeyin. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Devlet Bahçeli olsa onun için de yaparım. Niye? Çünkü dışarıda bir Türk devlet adamına, ha beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı dava, fikrine katılırsınız katılmazsınız, ama kendi devletinizin başbakanına ve cumhurbaşkanına kardeşim adam olan adam hakaret ettirmez. Benim bakış açım, evet, bu. Nitekim ben Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'ndeyim, San Diego'da. Hı hı. Bir gün bizim fakültenin dekanı dedi ki bana, Mr. Kurt dedi, George Washington'ı seviyor musunuz dedi. Elcio, siz Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar seviyorsanız ben de o kadar seviyorum dedim. Çok politik oldu. Siz politik soruyorsunuz dedim. Ama ben, biz Hazreti soru soruyorsun. Hazreti Musa'yı da İsa'yı da peygamber olarak kabul eder, kabullenirim. Ama siz
bizim peygamberimizi, Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak kabul etmiyorsunuz dedim. Evet. Aksine düşman olarak görme evet. durumu var. Yani o daha beter aslında. Evet. Değil mi? Tabii kabul etmeyebilir ama düşman olarak görüyor işte. Tabii. O karikatürlerin arkası, yani Martin Luther'e karikatürlerin arkası Vatikan'ın eski fikirleri yeni metotlarla uygula düşüncesine. O karikatürlerin arkası tapınak şövalyelerine. Yani o karikatürlerin arkası cizvit papazlara kadar gider. Gider. Doğru. Ama keşke bizim siyasetçiler de şu yurt dışında kendi memleketime laf ettirmem şiarını edinseler. Yani bu kim olursa olsun. O zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Aynen. Yani Devlet Bey de olsa, aynen. Kılıçdaroğlu da olsa, Neral Hanım da olsa tabii. yaptırmam. Kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına, cumhurbaşkanına sövdürmem. Ha gelirim kavgamı kendim veririm. Ya burada bir fikir ayrılığına düşeriz. Tabii. Konuşuruz, tartışırız tabii. ama orada durum hayır. farklı. Peki burada hocam şimdi bir şey daha var. Ben o sayfayı kaçırdım ama bu 1 dolar meselesi var. Hı, evet. Bu 1 dolar konusu çok konuşuluyor. Yani tabii üzerinde kodlamalar var. Aynen öyle. Şimdi burada birkaç tane şey var aslında. Şimdi Amerika'da 50 dolar da var. 100 evet. dolar da var. Evet. Hatta ben bir zamanlar bir para koleksiyonu yapıyordum. Kendimi bir zamanlar dedim liseye gidiyordum yani o zaman 2 dolar bulmuştum hocam. Bulunmaz bir şeymiş o sonradan ama ben tabii 12 dolar diye harcadım gitti. Harcadım gitti. 74 yılına ait 2 dolarmış. Çok değerli bir şeymiş. Evet. Böyle gitti. Gitti. Neyse mesele evet. değil. Şimdi bütün bu 100 dolarlar, 50 dolarlar, hatta bankalar arası işlemde 1000 dolarları da var onların. Bunlar değersiz. 1 doların bir gizemi var hocam. Tabii semboller var. Semboller var çünkü üstünde. Çünkü şimdi, 1 dolar one'dır, 1 dolar neo'dur. Şimdi o zaman hocam ona biraz girelim. Çünkü bu konuyla evangelizmle de çok alakalı. Tabii. Aynı zamanda 1 doları biz 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu FETÖ'cülerin üstünden çıkan 1 evet. dolarlar da F evet. serisi 1 evet. dolarlarla da tekrar evet. hafızamıza bir yer etti. O zamandan beri herkes şunu soruyor sokaktaki vatandaş. Niye 1 dolar? Yani niye 100 dolar değil de 1 dolar? Ne olacak 1 dolar olunca? Üstünde bir piramit var. Tabii. Tam başlıyorum. Gören göz var. Doların üzerine keşke evet. yanımızda. Yani olsaydı da para. Bir tane 1 dolar şeyi bulun arkadaşlar. Evet. Arka tarafını gösteririz. Şey yapar. Onu veririz arkadaşlarımız. Tamam. Bizde 1 dolar yok. Yapacak bir şey yok. Her şeyi gören göz Isis, Osiris, Horus'dan evet. beri gelen gören göz sembolizması vardır. Hı. Yarım kalan tapınağın hı. tamamlanması vardır. Evet. Kaostan düzen vardır. Bütün bunlar onunla ilgili Amerika'da çok sayıda bu 1 doları analiz eden kitaplar vardır. Bende de var. Hı hı. Yani hatta kitabımın birinde de. Yo sizin burada da ben sayfayı oraya da koydum. Sayfayı kaçırdım orada. Şey not alırken şeyde kaçırdım. Tabii. Şimdi orada da sizin bahsettiğiniz meselede şu var. Şimdi belki bulurum şöyle bir baktım da şeyi işaretlemedik çünkü. Hı hı. Daha doğrusu işareti kaçırdık. Evet. Şimdi burada asıl mesele hocam hı hı. 1 dolar 2 dolar meselesi değil. İki tane ifade var. O piramidin üstünde ve altında. Yarım kalan işin tamamlanması. Evet. Yarım kalan işin tamamlanması. Ne o yarım kalan iş? Yeni dünya düzeni. Ve aklımızı başımıza alalım. Yeni dünya düzeni kurulurken nihayetinde nihai olarak yeni dünya düzeni nihai olarak kurulurken son seferde fethedilecek ülkenin adı Edom'dur. Edom Kabala'ya göre Anadolu'dur. Bin yıllık Türk yurdudur. Artı neden bugün Çin öne çıkarılıyor? Hı hı. Çünkü Kabalist inanca göre o sonun zamanında hı hı. yani Armagedon Savaşı öncesinde dünyada bir sarı ırk hakimiyet olacak. Çin'de ben bakıyorum bugünkü tartışmalarda hep Çin diyorlar ama Çin'de şey havasında ya hani ya ben miyim gerçekten bu gibi bir hava içerisinde yani. Yani baktığımızda mesela birkaç gün önce Tayvan protestoda evet işte burada. Bu tarafı bir de arka tarafını arkadaşlar bir şimdi, ayarlayın. Şimdi önce bir Van'dan başlayalım burada hocam. Van 1 dolar. Evet. Evet. Şimdi bir varlıkta birlik hı hı. sembolünü ifade eder. Hı hı. Matrix'teki Neo'yu ifade eder. Mesih'i ifade eder. Bir. Evet. Hı. Mesih'i ifade eder. Bir şimdi eskiden daha. Doların üzerinde şey yazardı.
bu paranın karşılığı altın ve gümüş diye yazardı. Hı hı. Şimdi şey yapıyorlar. Bunu bir şey yapıp tam işte şu. Yakınını almışlar. Tabii. Bir de şeyini alırsak, tam olanını alırsak arkadaşlar, tam 1 doların arka tarafını tam görelim. Şimdi hocam, üstte ve altta iki ifade var. Şimdi bu ifadeler önemli. Piramit önemli efendim. Yine piramitin en altında bir rakam var hocam. Tabii. Bunların hepsi önemli. Şimdi nereden başlayalım? Neresinden sayalım? Burada bir de nasıl bir güç ki bu işaretleri buraya koyuyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin o diğer Fed'le ilgili şeye Amerika, bakınca. Amerika Püritenlerin yani köken olarak açıkçası ya Musevi ya da Musevileşmiş, mesela Rockefeller ailesi vardır Amerika'da, Hristiyandır. Ama köken olarak Musevi olduğu iddia edilir. Hı hı. Yine Amerika'da Pew Araştırma Enstitüsü vardır. Pew Araştırma Enstitüsü'nün zaman zaman yaptığı çalışmalar vardır. Amerikan toplumu üzerinde şöyle bir soru sorar Amerikan. Hangi millettensiniz? Kendinizi hangi millete, ırka ait olarak görüyorsunuz diye sorar. Şu altta da söyleyeceğim şimdi. In God We Trust. Hı hı. O para daha önce orada altın ve gümüş değeri vardı. Sonra bu 15 Ağustos 1971'den sonra In God We Trust. Biz Tanrı'ya güveniriz oldu ama bu Tanrı bizim inandığımız Allah inancı değil tabii. Başka bir şey mi o? Tabii ezoterik bir inanç o buradaki. Ha, yani şimdi şöyle bir yanlış şey yapılıyor o zaman. Yorum yapılıyor. Allah'a inanırız. Bak Amerikalılar Allah'a inanıyor yok, falan hayır. diye. Yok. O Tanrı bu Tanrı hayır, değil. Orada değil. Kastedilen değil. Tanrı. Tıpkı evrenin ulu mimarı. Bizim anladığımız anlamda bir Tanrı tabii, değil yani. Tıpkı evrenin ulu mimarının bizim inandığımız anlamda bir Allah inancı olmadığı gibi. Hmm. İlginç, ilginç bir şey yani. Peki hocam burada şimdi yani bunu yaparak yani mesela FETÖ'cülerin bunu ceplerine koyup birbirlerine ne bileyim gösteriyorlar mı? Ne yapıyorlar? Nasıl bir amaçları varsa. Haberleşme sistemi olarak kullanmışlardır. Yani bu kadar önemli hale getiren ne hocam bu işi? Bir kere, yoksa bir devletin parası olması değil herhalde. Tabii. Bir devletin parası olması değil. Hı hı. Bir sembolizma neydi? Fethullah Gülen kendini Mehdi olarak görüyordu. Evet. Yani Mesih olarak görüyordu. Hı hı. Fethullah Gülen zaten kendini bütün peygamberlerin üzerinde görüyor. Dinler arası diyalog. Hı hı. Bütün peygamberleri birleştiriyor. İbrahim'i dinler. Zaten şimdi ben şunu sorarım onlara. Sormuştum da zaten. Siz kardeşim böyle diyorsunuz da Yüce Kur'an'da şarap içmemeyle ilgili ayet-i kerime vardır. Hı hı. Örtülmeyle ilgili ayet-i kerime vardır. Hı hı. Domuz eti yememeyle ilgili ayet-i kerime vardır. Şimdi siz nedir iddia ettikleri? Öyle bir düzen dünyaya gelecek ki bir Mehdi gelecek, Hazreti İsa gelecek, Hazreti İsa onun arkasında namaza duracak. Sonra 1000 yıllık bir altın çağı başlayacak. Evangelistlere göre, Müslümanlara göre 40 yıl veya bir insan ömrü neyse yani. Hı hı. Çeşitli bu konularda iddialar var. Ama işte oraya geldiğinizde dönüyorsunuz. Dön babam, dön dolaş babam. Simyacılığa geliyorsunuz. Simyacılığa geldiğinizde Ağrı'da niçin Nuh'un gemisini aradıklarına geliyorsunuz. Oraya gelince filozof taşına geliyorsunuz. Oraya gelince efendim şeye geliyorsunuz. Felsefe taşına geliyorsunuz. Oraya gelince yüzüklerin efendisine geliyorsunuz. Vaat edilmiş topraklardır yüzüklerin efendisi. Siz diyorsunuz ki mesela bunu çocuklar evet. ve gençler sınırsız izleyebiliyor. Tabii. Ne sınırlama mı getirilmeli? Ne hayır olacak? Sınırlama getirilmeli ama bugün ne yapılmalı? Şimdi maalesef sinema çok büyük bir endüstridir. Ve Türk sineması bir ara böyle abuk subuk, eksantrik şeyle, sapkın cinsel figürlerle anıldı. Bir ara aşırı böyle Türklüğe, İslam'a söven
küçümseyen, kendi kültürünü küçümseyen bir devrimci sinemaya dönüştü. Dönüş. Ki, nitekim rahmetli sanatçının adını söylemeyeyim de, alınmasın, kimseyi kırmak aynen falan değil. Bizim öğretmen okulu yıllarında okuduğumuz yıllarda Aşık Veysel'e gidiyor iki sanatçı, ünlü. Söylemiyorum alınmasın diye kimse. Evet. Orada Aşık Veysel'in yanında bunlar devrimcilik adına Türklüğe, Türk kültürüne, milli değerlere verip veriştiriyorlar. Hı hı. Rahmetli Aşık Veysel de cennet mekan olsun. Diyor ki çocuklar yemeğinizi yiyin, karnınızı doyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama diyor ben Türk'üm, türkü söyler Türk'üm diye diyor. Aşık Veysel işte. Aşık Veysel. Tabii. Çünkü bakınız solcu olabilirsiniz, sağcı olabilirsiniz. Efendim herhangi bir inancının en katı şekilde yaşayabilirsiniz. Liberal bir şekilde ama kendi toplumunuza yabancılaşmazsınız. Türk aydınının en büyük problemi kendi toplumuna yabancılaşmasıdır. Solcu olabilir ama solcu olmak, mesela rahmetli Atilla İlhan sol görüşlüdür. Mesela Kemal Tahir sol görüşlüdür. Hı hı. Ama Kemal Tahir muhteşem bir vatanseverdir. Atilla İlhan muhteşem bir vatanseverdir. Yani nitekim benim belki daha önceki para programında da söylemiştim galiba. Hı hı. Ben fakülte yıllarında okurken Profesör Haydar Kazgan'ın Galata Bankerleri kitabı vardı. Galata Bankerleri kitabını elim aldığımda o zamanki şeyde çok bilmiş bir abimiz dedi ki ya dedi bu komünist dedi. Bunun kitabı mı okunur dedi. Değil mi? Sonra ben rahmetli Demirel'in deyimiyle keser döner, sap döner, gün gelir sap döner. Biz akademik çalışma yapmaya karar verdik. Yani o lisans düzeyinde tabii onu o zaman okumadığımı ayıplanırım. Hı hı. Okumadığımız Galata Bankerlerini ben okuyunca ben Haydar Kazgan'a gittim İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. İşletme Mühendisliği Fakültesi'ne. Hı hı. Yakaladınız yani. Evet. Gittim hocam. Bana böyle denmişti. Ben sizin kitabını okumamıştım ama şimdi kitap okudum. Çünkü Haydar Kazgan diyor ki Galata Bankerlerini anlamadan Beyoğlu sarraflarını anlamadan, hı hı, bunların Osmanlı iktisadi ve siyasi yapısı üzerindeki etkisini anlamadan yazılacak bir siyasi tarih Türk çocuğuna masal bile olmaz diyor. İyi tamam da şimdi biz hepsini anlamaya çalışacağız. O zaman çok yolumuz var hocam. Çok. Yani şimdi biz Kabala'yı öğreneceğiz, ezoterizmi öğreneceğiz, Galata abi bankerlerini tanıyacağız. Daha neler neler. Mesela oradan bir gireyim. Yine bir siyaseti şey yapmayayım ama rahmetli Atatürk'ün ölümünden sonra bakınız bu devlet, bu devletin hafızası nasıl elinden alındı? Hı. Bu milletin, Türk milletinin hafızası nasıl elinden alındı? Bu milletin hafızasındaki belleğindeki en önemli şey 1838 Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması ile başlayan 1854'teki ilk dış borçtan 1914'e kadar giden süreçtir. Bu dönemde biz 17 kez batıya borçlandık. Rothschild'lerin başına. Yani Londra borsasından ve Paris borsasından. Hı. Mesela başkasına borçlanamaz mıydık? Bir Rothschild mi vardı para alınacak? Başka onlar çekiyordu. Yani başka bir bankadan anlamıyor muydu? Tabii onların dediği oluyordu. Yani illaki Rothschild olması değil, batıdan alıyordum. Faizini peşin veriyorduk Mustafa Bey, faizini peşin veriyorduk. Yani para alıyorsun, 100 lira Osmanlı lirası. Şimdi Paris'e, de çok farklı değil ya sistem, neyse. Evet. Ve o zaman şimdi de kredi çekiyorsunuz, önce tabii, faizi ödüyorsunuz. Evet. İşte orada baktığımızda şu var. O Osmanlı Türkiye'sindeki bu borçlanma ve borçlanmanın şartlarını, bugünkü İstanbul Erkek Lisesi o Duyun'un Mümiye'nin merkeziydi, binasıydı. 13 binden fazla insan çalışıyordu. Mustafa Bey, bir tek Müslüman Türk yoktu o çalışanlar içinde. O 13 bin çalışanlar evet mıydı? Ekaliyetler vardı. Rahmetli benim dedem, anamın babası, anacığımın cennet mekanı olsun, Yemen'de, Çanakkale'de vuruşmuş bir insan. Anlatırken ağlardı. Çünkü susuzluktan Arabistan çöllerinde dudağı patlamıştı rahmetli dedemin.
ve tütün, o zamanlar limanlarımız el koyulmuş, tütün reji idaresine el konulmuş ve diyor ki duyunumuya, şunun fiyatı 1 lira mı? Hayır diyor, bunun fiyatı 25 kuruş diyor. Sen bunu duyunumuya 25 kuruşa tütünü satmak zorundasın. Eğer el altından bunu 1 liraya sat, gerçek değeri 1 lira satmaya kalkar da yakalanır isen vay haline. Yandı gülüm keten elba. Evet. Bu ülkede o zamanki şeyde Singer dikiş makineleri Amerika'dan gelmiş. Bunlar tarihi belgelerdir. Singer dikiş makinelerinin Osmanlı mülkünde 1900 küsur bayisi vardır. Bir tek Müslüman Türk bayi yoktur. Çünkü burjuvazi, kültür, yıkım önce bir yıkıcı sermaye oluşturularak ortaya çıkarılır. Çok ilginç. Hocam şimdi yavaş yavaş son dilime yaklaşacağız. Şimdi bunlar kendilerini Tanrı'yla eş tutmaya çalışıyorlar. Hatta bir şeytana tapma durumları da var. Öteki programlarda konuşmuştuk. Hatta belki başka bir programda daha da detaylandırırız. Ancak şimdi meseleyi bağlama açısından soruyorum. Bir izleyicimiz de sormuş aynı soruyu. Yani Türkiye bütün bunları yapıyorlar da Türkiye hiçbir şey yapmıyor mu diye. Biraz girmiştik hatırlarsanız ilk dilimde. Burada şu mesele üzerinden de gidelim biraz. Yani birkaç kelime gıda krizine de vurgu yaparak gitmek istiyorum. Bugün Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapora dair bir haber yayınladık biz. Çok da önemli bir haber. Birleşmiş Milletler son 10 yılda gıda fiyatlarının hiç bu kadar yüksek olmadığını açıklamış. Şimdi buradan şuraya bağlayacağım işi. Kıyametçiler bir Armagedon Savaşı'na hazırlanıyorlar. Bu arada tabii dünyanın işte bir küresel iklim krizi diyebilirsiniz, gıda krizi diyebilirsiniz, kıtlık diyebilirsiniz, her şeyi diyebilirsiniz. Dünyada bir kaynak yetersizliği sorunu baş gösteriyor. Buna karşı bir, biz ne yapabiliriz? İki, çaresiz miyiz? Üç, başkaları ne yapıyor hocam? Son birkaç dakikamızda da bunu belki konuşmakta fayda var. Bir kere şunu söyleyeyim. Covid politikalarıyla yani 2019 Ekim'inde Wuhan'da başlayıp bugün malum noktaya kadar gelen Covid politikalarını sadece sağlık meselesi olarak düşünmek çok saf dilliktir. Bu bir sağlık meselesi değil. Elbette. Şimdi sağlık boyutu var. Her kaybedilen can kutsaldır. Allah kaynı kaynı rahmet eylesin hayatını kaybeden kardeşlerimize. Ben de bu hastalığı geçirdim. Siz de geçirdiniz. Evet. Ama Covid-19 bir katalizör ve kaldıraçtır. Kaldıraç olarak kullanılır. Bunun nedir bir ayağı? Sanal bir para tezgahı. Kripto para işte 10 bin tane. Kripto paralar da öyle zannedildiği gibi 2009'da Bitcoin ile falan çıkmadı. 2007'de Facebook'un patronunun da işin içinde olduğu 2007 yılında M-Pesa diye şeyde Kenya'da bir para çıktı. Bir dünyayı IMF'nin Dünya Merkez Bankası olduğu, IMF'nin SDR'sinin de dünyanın rezerv parası olduğu bir sisteme. Yani tıpkı altın, gümüş sikkelerden banknota geçişle bir kültürel değişiklik oldu. Evet. Bu değişiklikten sonra parayı artık buradaki rakamlar haline dönüştürmek istiyorlar. Evet. Halbuki biz Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı Türkiye'si ve Cumhuriyet Türkiye'si camilerde para için hutbe okutmuş bir milletin çocuklarıyız. Para bir milletin bağımsızlık ve hürriyetinin ana sembolüdür. Evet. O zaman demek ki bir para boyutu var. İki, efendim sentetik insan, zaten elinizde bir cep telefonunuz varsa, bir internet adresiniz var ise, efendim bir kredi kartınız var ise, sizi zaten bu anlamda en çok herhalde takip edilenlerden biri benim. Çünkü çok erken yaşta bunları kullanmaya başladım yaptığım görevden dolayı. Bir başka taraf var. Bakınız.
olup biteni anlamak için. Mustafa Bey, altını anlamamız gerekir. İki, grafen ve grafen oksiti anlamamız gerekir. Hmm. Çünkü... Aman hocam, bu mesele derinleşirse çıkamayız içinden. Postmodern tıbbın en önemli nanopartiküler katkısı grafendir. Ve grafen oksittir. Ve yeni nesil ilaçlarda bu çok şık da, çünkü çelikten 100 kat sağlamdır, radyoaktiftir, iletkendir, altın ve platinden daha çok iletkendir. Ez cümle, paraya sahip mi çıkmamız lazım? Evet. Milli ve dijital fiziksel para yapacaksak, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisi dijital para üretir. Kripto zaten paralarla üretiyor. Dijital para ayrı şeylerdir. Anladım. Yok, zaten üretiyor. Yani Aselsan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası ile Aselsan ortak çalışmasıyla o dijital paranın üretildiğini biliyoruz. Şimdi hocam, aslında meseleyi biraz da iyi bağladık. Siz şu şeye girmedik ama kuraklık meselesinden de birkaç cümle edelim. Çünkü burada gıdada şunu söyleyebilirim. Altın vuruş, ben onu şöyle zaten kitabı yazdım. Hı hı. Sanal para, sentetik insan, Lego din. Hı hı. Bütün bu COVID politikalarıyla küresel elitlerin varmak istediği noktada altın vuruş gıda ve su üzerinden gelecek. Reel politikası da var. 2012 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı küresel bir su savaşının çıkacağı, bu savaşın da Fırat ve Dicle'den başlayacağını. Hoş geldin Armageddon. Daha 2007 neresi? The Economist, dünyada bir din savaşı yaşanacağını ve bu savaşın nereye evrileceğini, Türkiye'nin alacağı tutumun belirleyeceğini. Kaynak duruyor, söylüyorum ben. Hı hı. İşte bu anlamda bir, insanımız bir karış toprağı bile boş bırakmasın. İki, teyzelerimizin, analarımızın, bacılarımızın, dedelerimizin kıyıda köşede koydukları ata tohumlarını namusu gibi korusun. Çünkü Irak işgal edildiğinde bütün basın, televizyonlar Amerikan ordusunun Saddam'ın sarayına ve Irak Merkez Bankası'na gideceğini söylediler. Hı hı. Ama Amerikan ordusu, daha sonra Ebu Garip diye ünlenen cezaevine gitti. Çünkü orası bir müzeydi. Müzenin üstünde M.Ö. 3. yüzyılda kurulan İskenderiye Kütüphanesi'nden oraya okültlerin, ezoteriklerin, Hristiyanlar orayı yakacağındaki tabletleri oraya getirmişlerdi. Evet. Bir kısmı oradaydı. İki, altında da oranın ata tohumları vardı. Alıp götürdüler. Bir kısmında Rockefeller'lerin başkanlığını yaptığı Norveç'teki Svalbard kıyamet ambarına götürüp koydular. Buyurun, buradan yakın. Dolayısıyla yani bu iş daha çok su götürür. Evet. Çok su, da konuşulur. Su, gıda, ata tohumu, milli ilaç, milli platform ve teknoloji, farkındalık, bağımsız bilim. Bu kadar önemli. Peki. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Bu akşam aslında çok da ilgi çekici bir konuyu konuşmuş olduk. Sağ olunuz. Sevgili seyirciler, böylelikle 5. günü de noktalamış oluyoruz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın.